İyi akşamlar efendim. Kısa bir aranın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Şirket raporu başlıyor. Sevgili Cüneyt Paksoy ile birlikte yaklaşık iki saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle Cüneyte bir hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Cüneyt hoş geldin. Hoş bulduk. Ben. Hoş. Bulduk. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hep beraber. Sana Sağlı da bana olma. da. Diyorsun ki anca beraber kanca, kanca beraber. beraber. <laughs> Orada da ayrılmadık ama Allah sağlık <laughs> versin. Evet, yani. Covid Covid kardeşliğimizi çok şükür. Değil mi? Yani, ben biraz daha erken. Toparladım ama sende toparlanma biraz yani, zaman aldı. Zaman aldı. Hala da toparlama süreci. Hani şunu net olarak söyleyeyim. Bu real bir hastalık. Evet buna karşı hani her türlü önlemi almak hakikaten gerekli. Aşısı, maskesi, kontrolü, mesafesi. Hani şimdi bir rehavet görüyorum. Toplumda. Değil mi? Hem de Delta Plus çıkmış şimdi. Çıkmış Sayın Sağlık Bakanımız bakanı, bugün açıkladı. Evet. İşte İsrail'den gelen haber akışı. Bak bugün piyasa refleksini anlatacağız. Ya evet. Ya bu işin şakası yok arkadaşlar. Yani Eylül'e Ekim'e kadar Sevgili hı hı. izleyicilerimize de buradan seslenmiş olalım. Bu hastalığı da yani 16 ay ciddi korunduk senle biliyorsun. Aynen. Hiç aynen. ummadığınız yerden de gelebiliyor. Tabii. Yani en yakınınızdan gelebiliyor. Öncelikle şunu da söyleyelim. Hani hani insanlar hani stüdyo çoğu yayınlar biliyorsun uzaktan yapılır. Bizim bizzat stüdyoda yapıldı ama öncelikle A -Para ekibine çok teşekkür ediyoruz. Yani e, hijyen konusunda stüdyolar, kameramanlar, Buralar, tüm ekip arkadaşlarımız, aynen. yönetmenimiz, rejisine kadar bu konuda azimli dikkati gösterler ve herkes Buradan şu anda aşılı, yani, yani evet. Yani, ve onlar da e, basın mensupları olarak hepsi aşılı bu konuda. Ben de aşılıydım. Ama e, işte bu, bu süreç içerisinde senin aşı için zamana ihtiyacın vardı. O yani. arada ne kadar korunursa korunalım. Aşı mutlaka gerekiyor. Kesinlikle. Bunu ben yaşayarak gördüm. Sen de aynı şekilde o süreci çok daha ağır geçirdin. Ve rehavet yani olayı bundan sonra Türk toplumu için kesinlikle dikkat edilmesi gereken yegane konu. Kesinlikle. Yani. yani bu bir nezle grip olayı değil. Şimdi İspanya'dan gelen haberler ki o şekilde alalım. Endonezya, Brezilya, Rusya vesaire biraz daha biz bu mücadeleyi kazanmış gibi Maskeler için zaman çıkmış. Gerekiyor. Yani hani sadece yasaklar kalktı. Hani sokağa çıkma sürecinde. Ama ben bakıyorum eskiden hani yine kola falan takıyorlardı. O da yeni bir modaydı. Şimdi o da yok yani kolda da yok. <laughs> Zannediyorlar ki aşı olunduğunda hani o onu koruyor. Evet aşının koruma özelliği var. var. Ama hastaneye yatırtmıyor seni. Aynen. Veya yani, ağır o, ha, senden, senden bir başkasına geçmesindeki aradaki zinciri kes, kopartıyor. Yani sen oluyorsun ayakta geçiriyorsun o süreci. Semptomlar çok daha hani şey oluyor. Nasıl diyeyim? Yine o süreç 14 günlük zaman dilimi içerisinde çok daha hafif oluyor. Günlük hayatını yapabiliyorsun. Yani izolasyonunu. Şey, İsrail'den haber akışını okumuşsundur. Yani hı hı. full aşılandı o toplum. 400'e yakın vaka var ve evet. bunların yüzde 65'i çift aşılı. Evet. Yani demek ki lütfen bu iş hayatımızdan gidene kadar dikkat. Yani toplumun yoğun olduğu alanlarda kapalı alanlarda Hani özellikle. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına, bu hani bunun hiç şakası yok ve bu gerçekten Abi de zorluyor. Yaşadım. Bizzat yaşadım, hala da devam evet. ediyoruz mücadele. Evet, değil mi? Yani yaklaşık bir buçuk aya dayandı. Ben 14 gün, 16. Aynen. gün. İşte geçen hafta başlayabildim çalışmaya Hı -hı. uzaktan. Bugün de ilk defa stüdyoya geliyorum. Özlemişsiniz tabii ama. Ben, tabii ben daha genç olduğum için malum haliniz. Bak... Evet, daha hızlı <laughs> bir şekilde. Farkını koydun. <laughs> evet sevgili Cüneyt, yoğun bir gündem var. Yoğun bir Aynen. gündemle dönüş yaptın. Bugün <laughs> seninle de telefonda konuştuğumuz gibi tahviller tarafında bir hareketlilik söz konusuydu. Bununla birlikte Rusya'nın Karadeniz'de S-400'leri kullandığı bir tatbikat haberi vardı. Onunla birlikte yine parti liderlerinin siyasi açıklamaları vardı gündem ve gündemdeki gelişmelerle ilgili. Ama asıl asıl olay tahvil tarafındaydı. Fransa, Almanya, İtalya ve Amerika tahvillerinde tahvil faizlerindeki geri çekilme hareketini gördük. Neydi? Ne diyoruz? Tahvil faizlerinin düşmesi ne ifade ediyor? Tahvile olan yönelişin artması, fiyatının cazip olması. Tahvil faizlerinin yükselmesi ne ifade ediyor? İkinci el piyasada elinde tahvil bulunduranların zarar etmeleri anlamına geliyor ve bu istenmeyen bir durum. Tahvil faizi neden yükselir? Enflasyonist riskler artmışsa, önemli PMI verileri, sanayi üretim datalarında ciddi sapmalar söz konusu Ya da FED Merkez Bankalarına dair algı değişiyorsa. Tabii, olsa. genişlemeci para politikasından sıkılaşmacı para politikasına geçiş süreci ya da ülkedeki siyasi yönetimi güvensizlik noktasında Tahvil tarafında faizlerde zıplamalar yukarı doğru hareketler e, görür ya da aşırı parasal genişlemeci durumlarda ekonomik aktivite. Tüm bunlara rağmen düzelmiyorsa İtalya örneğinde olduğu gibi bir de üzerine Covid gelmesi tahvil faizlerinde negatif seyri görürüz ki bu alarm çanlar kimin için çalıyor noktasına getirir. Çünkü orada ciddi anlamda bir para çıkmıştır ve yeni para girişi olmadığı gibi ülkenin ekonomisinde de ciddi bir sıkıntı söz konusudur. Aynı zamanda da ülkelerin CDS primlerinde ciddi anlamda da dalgalanmaları getirir. Şimdi bu noktada baktığımızda bugün hisse senetleri tarafında karışık seyirler, karışık satıcılı seyirler ve bununla birlikte tam açılmaya yakın İngiltere'de olduğu gibi yeniden kapanabilir mi korkuları Endekslerdeki bu dalga hareketi Amerika farklı bir hikaye satın alıyor. Amerika Biden hükümetinin ee, nasıl diyelim kendini ispatlama noktasında birden altyapı yatırımlarını gündeme getirdi. Temsilciler Meclisi'nin onayından geçti. Obama gibi topal ördek değil Biden. Temsilciler Meclisi'nde de senatoda da etkili demokratlar bir oraya gönder. Şimdi orada süreci takip edeceğiz ama ne oluyor piyasa? Onu satın almaya ya da en azından şu andaki fiyatlamalarda tutmaya çalışıyor. Ama tahvil tarafında hemen notlarıma baktığımda bugün 1.32'lere kadar çekilen ve Mayıs ayından bu yana gördüğü en düşük seviyeyi görüp gün sonunda 1.35-1.37 bandına çıkan Amerikan 10 yıllık tahvilleri vardı. Öte yandan İngiltere'de Boris Johnson'ın açıklamaları bekleniyordu işte kapanma olmayacak diye. Ama vaka sayılarında da artış da tedirgin ediyor bir yandan. Almanya'ya bakıyorsun. Almanya'daki gelen datalar hiç iyi değil. Sonra Amerika'ya baktım. En son onu söyleyeyim. Amerika'da bugün gelen hizmet piyamayı, ICM hizmet piyamayı, beklenti 63.3müş, nokta birler civarında gelmiş, 60 diyelim onu. Beklentinin bir hayli altın demek ki tüm dünyada olduğu gibi hava ulaşım sektörü, turizm sektörü, hizmet sektörü istenildiği noktada değil. Onun da bahanesiyle bir anda böyle satışa dönen piyasa hareketlerini gördük. Şimdi burada baktığımızda tahvillerle ilgili e, şu andaki akışa bakıyorum. Amerikan 10 yıllıkları birinci sıraya koymuşsun. Sorum şu olsun sana. Amerikan 10 yıllıklarını biz nasıl okumalıyız tam anlamıyla? Şimdi <laughs> sevgili Belgin bir buçuk ay önce son yayınımız döneminde hatta 3 aylık periyoda baktığımızda şunu görüyorduk ABD oyunlarda grafikte de görüldüğü gibi. Evet. Yani tabi bu arada izleyicilerime e, Z izleyicilerimize. İzleyicilerime. <gülüyor> ya <gülüyor> kusura bakmayın evet. Yani Sayın Asso izleyicilerimize... istim. Buyurun efendim estağfurullah. <laughs> e, yani alıştılar tabi bizim yayın formatında ben ayağa kalkıyorum sen de pastaşıyoruz grafikleri evet. anlatma. Bugün e, en azından kendim tam toparlayana kadar arada bir kalkacağım. Arada bir lütfen, lütfen. E, grafiği şey uzaktan yapayım. ancak şey yapabileceğim. Şimdi 1.70 civarındaydı biliyorsun Hı -hı. 50 aylık ortalama. Şu an ekrandaki grafik e, Hı -hı. aylık bir grafik 10 yıllıklara dair. O zaman ne vardı 1.70 iken? Evet. O grafik grafik 1.70'deyken şu vardı. FED masadan kalkacak mı? Enflasyon yükseliyor. FED masadan kalkarsa, tahvil alım programını azaltırsa, olası bir faiz artış ihtimalinde göz önüne alarak tahvil fiyatlamaları aşağı inerken faiz de yukarı gidiyordu. Fakat an itibariyle gördüğümüz manzara bu tabii aylık bir grafik. Evet. Birkaç ay o. Her bir çubuk bir ay. Bir ay e önce bir geldi. Şimdi bir 1.36'larda. Sebebi çok Enteresan ve senin bana e, yayın öncesi o konuşmamıza söylediğin gibi İtalya, Fransa, İspanya tahvilleri çok ciddi bir şekilde aşağıda. Evet. Bir tek Almanya evet. 10 yıllıklarda bir miktar yukarı var. Sebebi şu bana göre an itibariyle bir pozisyon ayarlama bir yükselecek faizler öncesi bir kendini dengeleme e, olarak da bazı değer verdiğim uzman arkadaşlardan yaptığım konuşmalarda yorumlar aldım ama onları da bu tarafa koyuyorum. Evet bir pozisyon dengeleme, bir pozisyon ayarlama bundan sonraki olası bir faizin yükseliş, doların yükseliş dönemine bir hazırlık gibi nitelendirilse de bir şeyler eş zamanlı gelişiyor bugün. Borsalar satışta. Koy bu tarafa. Evet. Tahvil faizleri aşağıda. Dolar endeksi yukarıda. Altın yukarıda. Hı hı. E, o zaman güvenli liman efekti daha ağır basıyor yani riskli piyasalardan riskli grafiklerden bir çıkış var tahvillere doğru bir giriş var hı hı. bu ne kadar süre tabi biliyorsun tutanaklarda açıklanacak evet son toplantının tutanakları kaç tane üye ne söyledi kaç tane üye biraz daha yüksek tonda faiz artışını konuştu mu tahvil alım noktası azaltımı konuştuğumu piyasa bunun içinde de konsantre olacak ama bana göre bugün varyantla ilgili yani bu delta varyantı veya delta plusla ilgili süreç piyasalar tarafından bir miktar fiyatların içine sokulmaya başlandı. Aslında bu FED'e de bir gönderme. Evet. Yani yok <laughs> piyasa bence bugün ve belki bu biraz daha sürecek. Hatta Tabii bakacağız yani ABD borsalarında birazdan grafikleri işleyeceğiz, dolar endeksinde de Her şeyin bittiğini söylemek için çok çok erken ama bu bir sinyal. Sahadan çekilme lüksü olmadığını biz yayınlarda defalarca söylüyorduk seninle. Bir kez daha bunu görüyoruz. Ha bu alımların başlangıcında şu var. Biliyorsun ABD borçlanma gereği tahvil ihracında en büyük alıcı kim? ...olur diyorduk sen de FED olur diyorduk. Doğru. Hala FED'in tahvil tarafında güçlü alıcı olduğunu biliyoruz. Yani tahvil alımlarını azaltabilmesi konuşulan FED'in... ...ABD borçlanma gereğini fonlamak zorunda olduğunu da biliyoruz. Şimdi bir miktar o bir ellere geliş o. Ama şu Hı -hı. an biraz e, piyasalar... ...ya bu biz e, varyantı e, konuşmak durumunda kalacak mıyız? Tam normalleşirken turizm sezonu başlıyor dünya özellikle Amerika Birleşik Devletleri Avrupa normalleşirken Asya'da vakaların artması Asya piyasalarını etkiledi. Acaba biz bir dalgayı daha mı konuşmak zorunda kalacağız? Yıl sonuna doğru Eylül Ekim gibi gibi bir endişenin fiyatlanması ve merkez bankalarına bir sinyal niteliği. Şu an bana göre tahmin evet. tarafında yaşanan hareketin anomalisi bu. Ama şimdi şu da var. Hadi bu farklı bir senaryo kuralım. Aslında bu gerçekleşiyor şu anda. Birincisi Tahvil tarafında her ay 120 milyar dolar. Bunun 40 milyar dolarlık kısmı ipotekli e, şeyler olmak üzere e, ondan sonra tahviller olmak üzere e, 120 milyar dolarlık alım yapıyor. FED faizlere dokunmuyor. Tahvil tarafındaki e, şeye e, takip ediyor, yakın takip ediyor. Hisse senedi piyasalarına sırtını dönmüyor. Şirketleri ve bankaların fonlama, fon akışlarını devam ettiriyor. Bilanço dönemini sekteye uğratmak istemiyor. Ama piyasadan ters repo işlemleriyle 1 trilyon doların üzerinde her gün düzenli ters repo işlemi yaparak da parayı çekiyor. Yani Fed bu sefer 2011, 2014 yıllarındaki yapmış olduğu erken sıkılaştırma hatta ve hatta en son Trump döneminde o son faiz artışını yapmamalı dediğimiz yıl kaçtı? 2019 muydu? Sanıyorum. Evet. O dönüşü yaptı 2020'de. Ve bu üç hatayı yapmak istemeyen bir FED 2019 var. 2019'da sonradan faiz indirmek zorunda kaldı. Evet. evet. Trump'ın baskısıyla. Trump'ın baskısıyla mı? Piyasa baskısıyla mı? Çünkü FED çok da Trump'ı dinleyecek bir FED değildi. Ama piyasa baskısı her zaman söylerim ya parayı ne merkez bankaları yönetir ne siyasi yönetimler hükümetler parayı parayı yönetenler yönetir. Aynen ama Onlardır. Özellikle onlardır, onlardır. kritik bir dönemdeyiz. bir kere dolar endeksi yukarı, ABD tahvil faizi aşağıysa bu bir paradigma değişimi. Bir de altın da yukarı çıkıyorsa piyasada bir stres var. Yani uzun sözün kısası tahvilleri şey yapmadan lazım. hani böyle negatife de düşürmüyor göreceli olarak indiriyor. Ki. Jackson Hole'u hazırlıyor. İşte düşüremeyeceği için ne yapıyor? Dengeyi kurdu. Çok güzel. Ters repo ile çıkıyor piyasadan. Sonra diyecek ki. Onu da sonsuza kadar yapar. Tabii. Jackson, sonra diyecek ki Jackson Hole'da. Arkadaşlar ben 120 milyar dolar alıyordum ya. Bunu 120 100 milyar dolara indiriyorum. Sonra bunu indireceğim. Ondan sonra. Orada karar veremez de sinyal verir. Sinyal verecek zaten. Yani Hı. Hemen faiz adımını atmayacak, atamaz. Peki bir dalga ihtimali daha belirse o zaman ne yapacak? İşte o olasılığa karşı genişlemeci yani duruşundan taviz vermeden sıkılaşıyor. Bak pozisyon itibariyle politika faizine dokunmuyor. Enflasyonda diyor ki durum geçici. Yani bu tedarik zincirinden kaynaklanıyor. Nasıl geçici diyeceğiz yani? Piyasada diyor ki e güzel karışım. Bugün başlıkları kardeşim, okudun mu? Marketlerin, evet. ABD'li marketlerin stoklama Stok yapıyorlar, evet yani. okudum. Olası fiyat artışlarına, küresel iklim değişiklikleri, Ama bu dünyanın sorunu, en, en büyük ülkeler stoklama yapıyorlar. Çin, yapmadım aylardır? Rusya. Rusya. Yani o zaman dolar endeksini de getirelim de tam onları yani, beraber yorumlayalım. Do, doları iyi okumak gerekiyor. Çünkü doları ve tahvili iyi okursak portföylerimizi çok daha sağlıklı yönetiriz. Kesinlikle. Paramızı değil. çok sağlıklı aylardır yönetiriz. Aylardır ama söylüyoruz. Grafikler, bu gidip de dolar almak anlamına gelmiyor. Gelmeyecek bunun alternatifleri. Aylardır söylüyoruz ekranımızda bu grafikler olmalı. Yani. yani dolar endeksinin grafiği olmalı. ABD tahvil evet. grafikleri olmalı. Hatta şimdi Avrupa tahvillerini de koyacağız. Hı hı. Ee, İtalya'daki geri çekilme tamam güzel de hatırlarsın 1.20'ye geldiğinde Mario Draghi faktörü demiştik ya. Evet. E, en büyük aslan payını Avrupa e, İtalya'ya vermek zorunda kaldı İtalya'yı da. Kurtarmak ve korumak için. Zaten son Avrupa Birliği oraya bir paket daha açıkladı biliyorsun. Aslan payını İtalya'ya verdi. Tabii. Şu anda İtalya'yı konuşmuyoruz ama... 200 milyar euro ona verdi. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi 3 haftanın en düşüğüne geldi. Neden? Fabrika siparişleri bekleneni karşılamadı. Şimdi bu şeyde sanayi üretimi de gelecek. İşte orada bir miktar yükseliş var. değerlerinde azalış varken. Evet. ZUV Endeksine baktığında... ZUV Endeksinde de mesela Almanya tarafına bakıyorum... Orada da Alman e, ekonomisi net olarak Covid'in e, üstesinden geldiği gözleniyor diyor. Ama velakin Temmuz ayında 63.3, beklenti 75.4. Şimdi soruyorum kendi kendime. İyi de diyorum yani beklenti 75'lerde, gerçekleşme 63'lerde. Hani 50'nin üzerinde olması tamam, Zuve Endeksinde de tıpkı şeydeki gibi de. Neyin üstesinden gelmiş oluyor bu durumda Almanya? Almanya üstesinden gelmiş olsa Euro değerlenir değil mi? Yani yanlış zaten mı okuyorum? Paradigma e, Avrupa Birliği'nin bundan sonraki süreçte bu gelen yardımlarla beraber e, ekonomisinin yukarı yönlü. Hı hı. Normalleşmenin de hızlanmasıyla, turizm mevsiminin de İtalya, İspanya gibi ülkeler tarafından fırsata çevrilmesiyle yukarı yönlü. Ama para basmaya devam ettiği için. Evet. Yani o 750 milyar Euro'luk pakette bir para Avrupa Merkez Bankası da Fed gibi değil. Hı hı. Daha e, güvercin kalmaya devam ediyor. Euro dolar paritesi bir kez daha 1.2150 1.23'ü geçmeden dolar endeksinde yukarı çıkması da nereye geldi? 1.18'lere geldi. Evet. Şimdi ben Avrupa'nın bu işine geldiğini düşünüyorum. 116 115 aşağıda kırmasın. Haftalar odur biz seninle söylüyoruz. Yukarıda 1.23-1.25'i kırmasın. Ama dolar endeksi şurayı kırmasın. Arada bir kalkmak durumundayım. Do dolar endeksi 92.50'yi mi kırmasın? 93.50'yi mi kırmasın? Şu 92.50-93 bandını kırarsa yani 13 aylık 50 aylık kesişimi 94. Devamında 96 Fibo seviyesi. Hı hı. Yani şuralardan bir kez daha dönmeli şu kalıbın gerçek olmaması için. Çünkü bak yüzlere giden bir durum var. Şu ihtimalin bertaraf edilmesi gerekiyor. Onun için gözümüz dolar endeksinde olacak. Doğru. Onun için tutanaklar sonrası gözümüz dolar endeksinde olacak. Onun için bu üç aylık süreçte hakikaten dünyada aşılama çalışmalarının başarısı çok çok kıymetli olacak. Hı hı. Ve bunlar hepsi gerçekleşene kadar kesinlikle Fed'in 2021'de yani bunu taahhüt mü ederler. Powell bunu söyleyip duruyor ama herhangi bir politika değişikliğine gitmeyeceğini piyasalara ikna etmesi gerekecek. Yoksa bu dolar endeksi burada durmazsa, evet. eğer 92 evli, 93 aşılır, 94, oradan da 96'ya giderse oradan da geri dönme ihtimali tartışılır. Gözümüz dolar endeksi olacak. Ben bir şeye daha bakıyor olacağım sevgili Belgin. Onun için 3 numaraya koydum. Brent petrol. Şimdi evet. yani 77 dolara geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ı tahtından mı indirdi sence? Yani Opek muhtemelen Amerika'yı arkasına alan bu sefer Suudi Arabistan değil. Birleşik, Birleşik Arap mı? Emirlikleri. Aa. Yani Aa, orada bir, senaryo değişiyor mu? Orada bir paradigma değişimi var ve taşı bu sefer o koydu. Fiyat e, üzerinde baskıyı ne kurar? Üretim artışı arz talep dengesi içinde yeterli talep olmadıkça ne yapıyorsun? Arzı kısıyorsun, arzı arttırıyorsun fiyat üzerinde Hı -hı. dengelemeyi sağlamak için. Ne yaptılar? Yani nereden nereye geldi? Baksana hiç kesilmeden arada kalkayım gene ama çünkü başka türlü olmuyor. Şuradan şuraya geldi. Bir şey soracağım. 77 dolar kaç? Ne, ne biliyor musun 77 dolar? 61.8 seviyesi tüm hareket. Yani çok önemli bir FIBO seviyesine geldi. Enflasyon yukarı de, petrol yukarı mı olacak bu durumda e şimdi, yani? Şimdi yani eğer normalleşme, delta varyasyonu falan aşıyla yenilecekse, dünyada evet. bir kez daha pandemi olmayacaksa, talep artacaksa 77,5 doları aştığı zaman geleceği yer 85 dolar. Devamında 90-100 dolarlar. İyi de o kriz 2008 krizindeki olduğu seviyelere gelmiş olacak petrol fiyatları. E, tabii ki şimdi Tekrar. problem orada. Yani ya buradan dönmeli... Onun için üretim arttırmaya çalışıyorlar. 400 Aha. bin varili birleşik Arap Emirlikleri diyor ki ben 700 bin varil arttırırım. Evet. Ee, şimdi bir 70 ben öyle fiyazlarken 75 doların altına inmişti. Bir an önce şu bölgeye dönmesi lazım denge seviyesine. Hmm. Bizim için de önemli çünkü bu. Bizim gibi gelişen ülkeler için de. Özellikle maliyet Yani cari açık anlamında. Noktasında. Özellikle bütçe denge, dengesi anlamında. Bütçe dengeleri, cari Fiyatlamalar, denge. Fiyatlamalar, enflasyon. Enflasyon. Hepsi. Enflasyon anlamında. Onun için 77,5 bak yani... Biz bu grafikleri koyduğumuz zaman hepsinin bir anlamı var. Neden 77 buçu önemsiyorduk? 72 geçtiği andan itibaren 61.8'e gidiyorsun altın oran. Hı hı. Buraya geçtiğin an hiç mantıklı değil, hiç rasyonel değil ama petrolde yeni bir fiyatlama riski. Onun için benim gözüm dolar endeksi ve tahviller dışında petrolde de olacak ve Amerikan ham petrolüyle. Evet. Brent petrol arasında makas kapandı farkındasın. Evet. 10 evet. dolara kadar çıkmıştı bir ara. Doğru. Şimdi 1 dolarla gidiyor. Yani bir hareketlilik var. Petrol tarafındaki bu hareketlilik hayra alamet değil. Enflasyonu da körükten, iyiden iyiye dünyada. Biden Biden'ın da mesajı vardı. Bir anlaşmaya varım bu konuda. Çünkü açılan, kapanan petrol kuyuları tarafına baktığımızda hani Amerika'da OPEC kararlarını bekler noktada gibi gözüküyor. Bugün bugün ne kadar bağlantısı var? Onu sormak, öğrenmek için sana soracağım. E, dolar ruble Dolar ruble bugün 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek 74.14 seviyesini gördü. Şimdi Suudi Arabistan ve Rusya petrol OPEC piyasasında karşı karşıyalar mı? Kol kolular mı? Ee, onlar... Eğer Amerika Birleşik Arap Emirlikleri'nin tarafındaysa yeni bir şey mi? Ortaklık mı oluyor ki bu ciddi anlamda hani ee, bir, Amerika yanlış taşı oynamış olur. İki, Suudi Arabistan, Rusya, arkada görünmeyen Çin işbirliği doğar. Şimdi duvar. biraz şöyle, e, hani biraz ekopolitikte okumak gerekiyor süreci. Trump döneminde e, Salman'la e, ABD arasındaki iletişim güçlüydü biliyorsun. Evet. Ve e, daha sonra ABD, Suudi Arabistan ilişkilerinde bir ivme kaybı oluştu. Özellikle Biden'la beraber Suudi Arabistan'la. ABD arasında denge henüz kurulmadı. Ama şu an ABD ile iletişim en güçlü olan ülke, Körfez ülkeleri içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri. Resmen Amerika'nın üstü durumunda. Hı hı. Suudi Arabistan'dan daha güçlü bir şekilde. Şimdi daha önce senin dediğin gibi Rusya ile Suudi Arabistan OPEC, OPEC Plus dediğimiz, OPEC, OPEC dışı ülkeler arasındaki dengede iyi polis, kötü polis oynuyorlar. Evet. Zaman zaman Suudi Arabistan problem çıkarıyordu. Zaman zaman Rusya problem çıkarıyordu. Fiyatlar dengeliyordu. Arada Amerika devreye giriyordu. Şimdi Rusya ile Suudi Arabistan'ın aynı paralele gelmesi Amerika'yı bir miktar rahatsız etmişe benziyor. Yani bu, bu oyunun karlı çıkanı Çin olur. E yani şimdi bir yandan da yani. Çin dediğin gibi ge, 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 oradan e, O zaman gideceğiz resim. döneceğiz Yan Yuan'a bakacağız. Şimdi biraz emtiaları hafifletmek zorundalar. Enflasyonu öteleyip, merkez bankalarını sahada tutup pandemi bitene kadar o zaman bu petrolün de buralardan dönmesi gerekiyor. Hı -hı. Bu petrol buralardan dönmüyorsa Çin biliyorsun emtia tarafında satış e, satışla yaptı, evet. e, bir e, fiyat dengelemesine gitmeye çalışıyor. Özellikle Bakır'ın işte demir çelik fiyatlamalarının paladyum vesaire böyle marjinal emtia gruplarının ekstrem fiyatlamasından rahatsız olan Çin orada da baskı kuruyor ama ben şu petrolü de bundan sonra da yayına mecburen koyacağız. Evet, 77, 78 doları umarım geçmez. Bizim için denge fiyatı çünkü 70-60 dolar var. Tabii 2008-2009 hatırlarlarsa tabii krize girdiğimiz noktada hatta şöyle bir konuşmalar geçiyordu. 90 dolara aç, aşıp 120 dolarlar seviyesine petrol yükselir mi? Yani şu Noktası. trendin kırılması gerekiyor. Evet. Tabii bununla birlikte bugün Çin kabinesinden de bazı haberler vardı. Şimdi sen bunu söyleyince hani Çin'in bazı konularda emtia fiyatlamasına rahatsız olması, kripto tarafında aldığı bir takım kararlar <laughs> ve yeni alacağı, uygulayacağı ya da yeni işbirliklerinin doğabilmesi, başta petrol olmak üzere hani arkadaki görünmeyen asker, Çin olabilir mi noktasında ya da şey ortak diyelim daha doğrusu bu anlamda baktığımızda sıcak para hareketinin Çin tarafında piyasaları dengesini bozmaması adına e, özellikle menkul kıymetler tarafında da bir takım adımlar attı. Şimdi sen bunu söyleyince bir anda kafamda bazı e, şeyler daha net oturdu. Mesela dedi ki Çin kabinesi e, özellikle Çin Merkez Bankası Pekin ofisi Pekin'deki kripto para faaliyetlerine zemin hazırlayan ticari teşhis sağlamalarını, reklam yapmalarını yasaklayan bir takım kararlar aldı. Yani kripto paralarla ilgili ticaret yaptığını, onu öven reklamlar ya da tanıtan reklamların yapılması konusunda sert tedbirler uyarılarda bulundu. Bununla birlikte Çin kabinesi de aldatıcı menkul kıymet ihracı, piyasa manipülasyonu, içeriden öğrenenlerin ticari faaliyetlerini ciddi ölçüde cezalandırılacaklarını yani insider trading konusunda ciddi anlamda cezalandırılacaklarını söyledi. Bununla birlikte menkul kıymet piyasasında yasa dışı her türlü faaliyeti göz yumulmayacağı ve sert cezalar geleceğine dair açıklamalar. Şimdi petroldeki hareket, Suudi Arabistan, Rusya ve OPEC'ten kararın çıkmaması, ülkelerin enflasyondaki yükselişleri, yani Amerika gibi bir ülkede fiyat artışıyla birlikte marketler ve marketler zincirinin gıda stoğu başta olmak üzere mal stoğu yapmaları. Alışılmadık haberler. Alışılmadık haberler. Ki fiyat haberler. üzerinde baskı demek zaten. Evet. Yani dolayısıyla e, şu anda dünyada güvenli liman arayışı var mı Bil e, tam olarak emin değilim. Tahvil tarafı henüz hareketli değil. Ama para daha çok dikit durmakta e, şey biraz daha Aynen. ısrarcı sadece bir de orada sorgulanması gereken işte S&P 500'ü getirelim sonra evet da lütfen yönetmenimiz hemen yani getirir onu e, aylardır parabolik tren fiyatlamalar geldiği nokta rekor biz seninle bıraktığımızda yani, yani. senle bıraktığımızda herhalde <laughs> önce, benden önce benden sonra gibi oldu, geldik, oldu ama geldik aynı yerden aldık mı <gülüyor> <gülüyor> yani 4250'ler geçilmemişti evet. E şimdi 4350'nin üzerinde yeni rekorlar kırdı S&P 500 evet. an itibariyle bir satış var ve o satışın yani şimdi şöylesi bir primden sonra yani ben grafiğin bir kısmını koydum. Biliyorsun hı hı. Lere, 2200 2200'lere düşmüştü. Neredeyse %100 prim var. E, sevgili Vergin üzerinde. Peki sorum şu. %100 prim, prim olması e, balon olduğunu mu gösteriyor? E şimdi o tartışmıyor zaten. Yani, yani neye göre kime göre? bakmamız gerekiyor piyasa değerine? Firma değerine, piyasa, firma değeri bölü defter değerine bakmamız gerekiyor. Şimdi orada şu kriter var güzel yani bir soru. Gelen. Orada düşten yanlış şu. Herkes şunu söylüyor. Ya bu kadar para basıldıysa ise senetleri gider. Gider. Pardon gider. Ama bir noktadan sonra Warren Buffett'ın söylemlerine geliriz. ister istemez. Senin dediğin söylemlere geliriz. Sen burada hisse senedi anlatırken ne yapıyorsun? Temel analizi açıyorsun. Bize o hissenin e, röntgenini çekiyorsun. Tomografisini çekiyorsun. MR'ını çekiyorsun. O şirketin üç aşağı 5 yukarı temel analiziyle nasıl bir piyasa değerine sahip olabileceği konusunda önemli fikirler veriyorsun. Estağfurullah. Şimdi Farklı Araştırma şeylerin raporlarından da Şimdi e, burada da baktığımız zaman Warren Buffett'ın indikatör olarak kullandığı birçok şey var ama en önemlisi gay Saffi ile hasıla ile şirket fiyatlamalar arasındaki denge yani Amerika'nın gayri safi milli hasılası yüzde yüz arttı mı? Yok. Ama büyümesi yüzde arttı? Borcu olur. arttı. O, onu da arada, arada böyle reklamlar gibi geçiyorlar alt şerit olarak. Evet. Işte. Hisse senedi fiyatlamaları bozulmasın diye. Yüzde yedi büyüme beklenebilir. E, tabii ki diyecek Ama bir an ne arttı? Artan borç. Borç. Borç çünkü çok fazla. Yani Fed'in e, finanse etmek zorunda olduğu bütçe açıkları. En de sonunda bir biri finanse edecek. E, eskisi kadar dünyaya tahvil de satamıyorlar. E, o zaman sonsa kadar da bu para masada olmayacağına göre Net borç global ölçekte ayı, bütün dünya akama büyüyemeyecekse ölçülemez. bu fiyatlamalar sorgulanır. Benim korkum bu zaten. Yani S&P 500'de başlayacak bir düzeltme. DAX'a, Asya borsadan oradan gelişen Bakın. piyasalara etki Doğru eder. Nerede stres olacağız? İşte şu alanda. Bak 21-50 günlük taşıyıcı kolonlar üzerinde hareket oluştu. Ve şu orta kanalın üzerinde. 4203'e mi bakmam gerekecek 4200-4300 bandı şu band. Yine nokta atışı yaptım. Aynen o band kırılmamalı <laughs> ki Aha. önümüzdeki günlerde. Hı hı. Biz S&P 500'de 4500 yolculuğunun devamını mümkün oldu. İşte Biden'ın paketi, işte evet. FED ben bir şey yapmıyorum dedi. Jackson Hole de bunun sözünü verdi diyelim. Ama eğer 4250, 50 günlük ortalama 4200 kırılacak olursa, o orta kanaldan alt kanala gidecek olursak her yerde ki oraya kadar inmemiz de satış anlamına gelir ama her yerde vergin satış anlamına gelir. Bütün borsalar e, ciddi bir şekilde etkilenir. Onun için lütfen 4200-4300 bandı içinde kalınmasının şartını koyalım. Aman dikkat diyelim. 2020 daha uza az ama Tabii, hiç yani... belli olmuyor. Bazen bir günlük iki günlük bir haftalık grafikte işler değişiveriyor. Evet Eylül 2020'den itibaren genellikle 4250 seviyesine değmeler olmuş ama bunlar hep ihlal olarak kalmış. Senin çizdiğin çizgiye o baktığımda. O yeşil çizgi evet. Evet bu anlamda baktığımızda altına sarkmalar olsa bile gayet nizam bir şekilde 50 günlük ortalamadan yükselmiş. karşılanmış. Evet, yani 4200'ler seviyesinde. Sanki biri çizmiş değil aha, mi? Konsol konsolide olması e, gibi bir durum e, olmuş ve genellikle de e, öncesinde 4200-250 hedef değerdi. Aşılabilir mi yeni rekor? Sanki durdu. biri çizmiş gibi şu grafik. Aynen ve sonuçta bu seviyenin şu anda üzerinde. 4300-4350 bandındaki bir S&P görüyoruz bu anlamda. Ee, bu, burada bir de şu da var. Hali hazırda şirketlerin bir bilanço döneminde olunması, altyapı yatırımlarıyla ilgili veya bunlara bağlantılı olabilecek şirketler anlamındaki bir takım haber akışlarıyla desteklenen bir S&P görünümü var. Bu. Hali hazırda net bir satış e, sinyali üretmiş gözükmüyor S&P. Şimdi önümüzdeki dönem işte kar beklentileri, %7 dediğin gibi büyümenin beklentileri, işsizlik toparlanacak. Hı hı. E pardon ben bunları fiyatlamadım mı? Diyor Warren Buffett. Evet. Ben bunları fiyatladım diyor. Şimdi e, ben de iyi fiyatlıyorum. Şimdi buradan Warren Buffett gelir alır mı? Veya onun gibi büyük yatırımcılar, onun gibi büyük fonlar, hı hı. emeklilik fonları elinde hisse seti tutmak zorunda. Ama yeni alıyorlar mı? Yani... Anlatmaya çalıştığım buradan e, ABD borsaları yerine dünyada Hı. bir dolu ucuz borsa var bizim borsamız gibi. Değil e mi Biraz oralara doğru gitmek isterler. Mayıs'ta satıp gitmediler. şimdi Temmuz bugün... geldi hala satmıyorlar. Bütün düzeltmeler en fazla 50 günlük ortalama ve orta kanalın Hı. üzerinde karşılanıyor. Ben bakarım S&P 500'e. Siti demiş ki bugün MSI tüm ülkeler dünya endeksinin 2022 ortasına kadar sadece %2 artmasını bekliyor. Şimdi, Peki gene artmadı diyor yani. Hani gelişenlere para gelmez. Neden gelmez biliyor musun? Valla gelsin ama. Hayır. Yani borsa İstanbul konuşacağız. Ge gelişen gelişenlere <laughs> para yapma. şöyle gelir. Sadece faizi yüksek olan ülkelerde devlet iç borçlanma senetlerinde park eden fonlar beklemeye geçer. Arada da fırsat bulduklarında bizim borsamızda olduğu gibi iskonto oranları %30, %40, %70'e varan iskontolar söz konusu olduğunda Günlük ya da haftalık bazda işlem yapıyor baktığımızda. Şimdilik yani, öyle. Kısa. Evet. Kısa genellikle vardır, saklamalarında ondan. hisseleri tuttuklarını görüyoruz. 30 hisselerini ya da haftalık periyatta. Bugün bugün piyasadaki hareket hatta bazı yorumlarda gördüm. Bir ara hani inanılmaz bir hareketlilik vardı ve hani şey olarak birçok yorumcu da duymuştum. Herif geri mi geldi diye o borsa tabiriyle bir şey oldu. Hayır bugünkü reaksiyon, bugünkü yukarı doğru reaksiyon endeksin 1401 seviyesine doğru sıçraması için bir hareketti yani piyasanın kendi içinde. Yani 21 günlük, 13 günlük, 50 günlük bariyere değmesiydi. Değmesiydi. Yani şu, şu şeydi hani fırsatlar değerlendirildi mi bence yabancı vardı. Yabancıların algoritmik emirleri de vardı. Ondan sonra banka hisselerindeki hareketlilik vardı Banka tutuyor endeksi zaten şu Evet özellikle bugün bankalar ve holdinglere değineceğiz. Çünkü e, bu, bu piyasaların gün sonu şeylerine baktığımda artık sanayi yavaş yavaş rölantide giderken çünkü 5 senelik periyotta şeydi hareketliydi. Hele Şimdi onun sene. yerine holdingler, holdinglerin içerisindeki farklı sektörler aldı. Şimdi bunu S&P'ye ve şeye bağlamak Biz istiyorum. Biz kopmuşuz kolonasyon olarak. daha bağlamak istiyorum. Gelirse bir satış... De bir etkiler. düzeltme. Bistekler. Nasdaq'ta başlar mı? Çünkü hareket Nasdaq'ta başlamıştı. Ha, güzel bir soru. Yani e, Nasdaq'ta yukarı giden S&P gene Nasdaq'ta aşağı gelir mi diyorsun? Teknoloji hisseleri önderliğinde mümkün. Possible. Yani neden olmasın? Trump'u koltuğa oturtmadı S&P hep geriden yani, takip etti. Ama net söyleyeyim ama hani gerçekten Nas daha Nasdaq bakalım. Hı hı. Haftaya da olmadı onun da grafiğini. Evet e, şu anda yönetmenimden rica etsem... Ama hani 4200 4250 bu grafik kalkmadan önce lütfen S&P 5 endeksine not etsinler. Orası kırılırsa stop. Yani orada. Orada bakacakları seviye özellikle benim notumu. 4.203 nokta atışlarını Aynen. severiz. Peki Nasdaq'ta? Uf, Ağustos'tan beri yükselen bir Nasdaq. Son bir yıl, evet. Yani e, nereler destek olmuş? Farkında mısın? 14 binler, 14 binler e, tepeler olmuş, çift tepe 14, yüzü geçtikten sonra 14.700'e doğru bir hareket. Demek ki 14.000 bin e, geçilmeden problem yok. Ama 14 bin, aşağı kırılırsa e, Nasdaq da sinyali verir. Evet. E, yani. Hiç teknik analiz, e, indikatör e, Hı -hı. ağırlıklı ortalama koymadan çıplak gözle de görülebiliyor. İndikatör koymadan da okurum bunu diyorsunuz. Yok estağfurullah. Diyor. Ama yani şurada çok net işte. Bir tepe, iki tepe. Zorlama, Hı -hı. aşağı bir düzeltme, düzeltme e, hemen destekten yukarı geliyor. Tepeyi kırdan yeni tepe. Yani, 15.250 15 hareketidir hareketidir bu. Yani bana ben da öyle geliyor. Daha önce bakmıştım. Eğer... 14 bin 14 bin 150 aşağı kırılmazsa her şey düzeltme olarak kalıp 15 bin 15 bin kadar marj, aynısı da S&P'de işte 4.550'ye kadar marj demek. 14 bin 830 bir rakam gördüm. Nasıl ama bunlar takıyorum? tabi olumlu senaryo, arada bir seviye. Evet, yani. ama yani hani o 15 bin hareketi içinde zaten oradan sonra diyeceksin ki ne kadar kaldı ama hani oradaki fiyatlamaları dolar cinsinden. Bak, yukarı yönlü düşünelim. zorlama seviyeler veriyoruz. Evet. Ama aşağı yönlü düzeltme oluşacaksa aman dikkat dediğimiz dönemdeyiz. 14 bin mi aklımızda Onu anlat. Kesinlikle 14-14.50. Haftaya ben daha detaylı grafiğini hazırlarım ama şu e, ham grafikten e, gördüğüm o. Hı -hı. Hemen altında da e, 13.500'ler görüyorum. Hemen altında da 13.500'leri görüyorum. E Peki DAX-DAX dedik, Euro dedik. DAX önemli bizim için. DAX önemli Dux'dan mi? Koptu Sanki korelasyonu koptu. Aynı şeyi söylüyoruz. Biz DAX'tan koptuk. Gelişen ülkelerin birçoğu kopmadı. Biz koptuk hı hı. ama biz tekrar DAX'a gidebilmemiz için. Yani DAX şu an 15 binlerde ise bizim de normal şartlarda endeksimizin 1500-1600 içinde ve üzerinde olmamız gerekirdi. Korrelasyona hı hı. bağlı olarak. Biz kendi dinamiklerimizle koptuk. Fakat burada da farkında mısın? Ne kadar belirgin? Niye ben her hafta? seninle burada 21.50 günlüğü koyarak konuştuğumuzu lütfen izleyicilerimiz görsünler. Günlük bir grafikte 21.50 günlüğün nasıl taşıyıcı kolon olduğunu 21-50 günlüğü kırmadıkça cari fiyat 21.50 günlüğü aşağı kırmadıkça aylarca bir hareketin oluşabildiğini görüyoruz. Fakat nereye bariyerimiz oluştu? 15.816 şimdi hı hı. Burası geçilmeden hareket devam etmeyecek. 50 günün altına sakma başlarsa ne olacak belki Neresi 15.400 ve 15.000 yata eşik 200 günlüğe kadar geri çekilir burası. 14 bin lira, 14 bin 300 lira kadar. E, o e, şu ana kadar biz pozitif tarafından faydalanamadık. Ama negatif tarafından e, etkilenmemek için gözümüze DAX'da olacak. DAX buralardan dönmeli ama. Hı -hı. Bak bir zorlanma var. Farkında mısın? Evet. Son bir aydır yani ben ama nasıl zorlanma gidip geldiğimden ki... beri DAX bir şey yapmadı. Yani. S&P rekor kırmış. S&P işini görmüş. Görevini yapmış ama Dax zorlanmış. Ama nasıl zorlanmasın? Sa Avrupa Avrupa yani varyantlarla uğraşmaktan tam açılırken kapanmaktan yoruldu. Özellikle İngiltere'nin problemleri, kapanmalar yani vesaire. Hoş İtalya İspanya hazırlanıyor, onlar yok sayıyor bu tip haber akışlarını ama yani daxte gözümüz lütfen 14 bin şey 15 bin 400'de olsun, 15 bin 400, 15 bin 300 kırılırsa 14 bin 14 bin 300'e kadar geri çekilme ihtimali bize de. Önemli desteklerin kırılma ihtimali anlamına gelebilir. Gözümüz DAX'da olacak. 16.000'i geçerse yalnız yukarıda bak 3 tane direnç eşiği var. Her biri bir direnç çizgisi. Oralara doğru hareket. Bizi, çünkü bizim büyümemiz iyi gelecek. Bayağı iyi gelecek. Çünkü e, bizim aşılama çalışmalarımız çift tanede, bizim normalleşme ihtimalimizi güçlendiriyor. Bunlar fiyatlanmadı ki. Ucuzluğumuz da fiyatlanmadı, bunlar da fiyatlanmadı. Ya orada tabii baz etkisi de var, onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı açıklamaları. Bugün merkez Bankası'yla evet. ile ilgili söylemi çok önemli. Yani Proaktif yüksek, bir şekilde enflasyonda değil mi? Yüksek enflasyonla mücadele takım oyunu gerektiriyor. İlk defa cumhurbaşkanından önemli saptamalar, önemli değerlendirmeler. Çünkü enflasyon <laughs> koordineli hareketlerle engellenebilir. Sadece merkez bankasının evet asli görevidir fiyat istikrarı ama bu aynı zamanda da bir takım işi, bir ekiptir. İşte tüfeğiyle üfe arasındaki makasa dikkat çekiyor dolaylı aslında, olarak. Aslında dolaylı olarak da ona. Çünkü %25... maliyetler tarafındaki artış yüzde kırklar <laughs> seviyesinde ki bu fiyatlara yansıması çok daha yüksek olur. Yani hissedilen enflasyon manşet enflasyonu çok daha üzerinde. Aynen. Bununla birlikte dedi ki yine açıklamalarında Merkez Bankası bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir. Şimdi geçtiğimiz hafta özellikle Fiyat İstikrar Komitesi kuruldu. Ve Fiyat istikrar Konuşuldu. Komitesi'nin içerisinde evet ondan sonra Merkez Bankası da bir üye olarak göründü. Bu konuda bir takım açıklamalar ve eleştiriler de yöneltildi. Açıkçası ben de orada Merkez Bankası'nın asli görevinin fiyat istikrarı olduğu noktasında Fiyat İstikrar Komitesi yerine Merkez Bankası'nın tepede tıpkı bir BDDK, bir SPK gibi denetim mekanizmasının en başında olup tüm bakanlıklar o komitenin içerisinde yer alan tüm bakanlıkların Merkez Bankası koordinesinde ya da Merkez Bankası ile sürekli bilgi alış. Nasıl Merkez Bankası bankalarla line'lar açar ve her bir bankayla olan ilişkisini diğer bir banka görmez. Böyle bir sistemi çok daha etkili olabileceği. Yani Merkez Bankası'nın bilgi alışverişi, harekete geçme ve hareketten sonuç alabilme mekanizmasını hızlandıracağını düşünüyorum. O tartışılmaz. Düşünüyorum. Ee, ama şu var. bir şekilde de artık bu üfe ile tüf arasındaki makasa sebep olan dinamikleri gerçekten kontrol etmek gerekiyor. E datalar Merkez Bankası'na hızla gelecek. Eğer Şimdi bizde bir, mesela üretim dataları gecikmeli geliyor. Yani bir komite kuruluyorsa o en azından sivil toplum örgütleri, sanayi odaları, ticaret odaları tabii bu bir işin online üretici bağlı olup, biri akışında. E, tarafında olan e, kurumların da komite içinde görev alıp şunu bir açıklamalarını hakikaten bekliyoruz. Çünkü enflasyonun hepimizin mücadelesi enflasyonu Hı -hı. yenmeden büyümeyi istikrarlı bir şekilde getirmek mümkün olmuyor. Biz tedarik zincirindeki bozulmadan bir tedarik, zi, tabii, tedarik zincirindeki ona. fiyat artışlarından rahatsız yani tarladan tezgaha gelen noktada ya da pazara gelen noktada yani bir domates 50 kuruşsa kaça yiyoruz? Yani ben bir örnek vereyim sadece. Yani ürün adı vermeyeceğim şeye girmesin. Ama domates, biber, reklama girmiyor yani, <laughs> gıda. Ya, onu genel kullanıyoruz. Ben kefir hı. de kullanıyorum arada probiyotik sindirim sistemleri vesaire. Ya kullandığım bir ürünün 9 lira civarından bir anda 12 küsur lira civarına gitmesini ben anlayamıyorum. Değil mi? Kefir aynı kefir. Ya yani bunu anlayamıyorum. Yani daha birçok ürün var. Şimdi hissedilir enflasyon dediğimiz o üfe ile TÜFE arasındaki makasın kapanması noktasında hakikaten bu komite bir işlev yapacaksa Evet. Merkez Bankasına paralel. Kim Merkez Bankamızın asli görevi zaten fiyat istikrarı, yani, yani. finansal istikrarı ama bu komite hakikaten bu anlamda bir görev ifade edecekse o zaman o makasla kapanması noktasında bir hizmet görecekse önemli. Çünkü bir şekilde artık biz bu devamlı yukarı yönlü fiyat artışını bir yerde frenlemeliyiz. Yani bu kadar emek, bu kadar çaba, bu kadar üretim arttırmak, bu kadar büyüme anlamlanması için bizim enflasyonu kontrol altında tutmamız gerekiyor ki Merkez Bankası'nda manevra alanı oluşsun. İşte yani benim i̇şte bir ekonomist olarak düşüneceğim bu. Yani Merkez Bankası'nın TL'ye olmalı. E tabi dolar tl üzerindeki yani. en önemli dinamikler, jeopolitikler işte dışında. Enflasyon Tabii. ve enflasyona karşı Merkez Bankası'nın tutumu, politikası. E şimdi enflasyon aşağı inmedikçe ki beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon verisi sonrası Tabii. Merkez Bankamızın Temmuz ayı toplantısında muhtemelen bekle gör yapma ihtimali güçlendi. Yani o e, önümüzdeki döneme dair enflasyon net olarak aşağı yönünü gelmeden e, kalıcı bir şekilde biz onu 10-13 bandına geldiğini görmeden merkez bankamızın da aşağı yönlü e, gelme ihtimali uzuyor. Yani bu motivasyonu merkez bankasının kazanması için bizim enflasyonla mücadelede hakikaten bir sonuç almamız gerekiyor. Baz etkisi belki gıdada yaz etkisi sebebiyle biraz e, etkili olacak ama diğer ürünlerde yani, e, son kur, beldeki aldığı kararlar da önemli. Taksitleri yani. falan yani hızlanan hı hı. ısınan ekonomide. Maliyet enflasyonu, talep yönlü enflasyon hepsi iç içe geldi. Bir de petrol. Tabii. E şimdi petrol de yukarı yönlü gidecekse gerçekten bizim enflasyona ekstra konsantre olacak. Dolar TL'de farklı bir durum yok evet. son bir aydır. Bak yukarıda şu bölge, kalkayım. Çünkü şu, ben çok önemsiyorum bu grafiği. Şu... Zaten Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarından sonra kur... 8.64 seviyesine kadar geri çekildi. 21 günlük ortalamalara geldi. Evet. E, 21 günlük ortalamayı kırdığı an şu 8.50'ye gelebilirsek biz. Yani Temmuz ayı çok önemli olacak. Merkez hı hı. Bankası toplantısı çok önemli olacak. 21 günlük ortalamamız 8.65'lerde, 8.64'lerde, Belgin. Evet. Oraya kırsak 50 günlük ortalamamız 8.50'lerde. Yani şu alanda, şu kanalın, şu bölgeye gelmemiz yani şuralarda değil de hı hı. şuralarda olmamız çok kıymetli olacak. Yukarıda yalnız şu bandı geçmememiz gerekiyor. Şu kanal aşağıda 880 yukarıda 887'yi gösteriyor. 880'i geçerse zaten 9 onlar gibi. 880 Peki, 887. Hı hı. Bak şurada dokunduğumuz evet. şu kanalı ben çok iyi takip ediyorum. O zaman 9, 9, 25, 9 25 kadar 9, -25. Evet. 9 hatta 30'lara kadar 925 930'lara kadar bir marj açılıyor. Bu marjın açılmaması için 864'lerin 860'ların altına gelip 850'ler. Şu konforlu alan dediğimiz yerde burası. Ama bunun içinde dolar endeksini bir de dolar endeksine takip Tabii. etmek zorundayız. Farkında mısın? 200 günlüklerde 8'lere geldi artık. Yani. Onun için buradaki yani bu gelişimi de dolar TL tarafındaki gelişim çünkü çok önemli. Niye önemli? Bankacılık sektörü devam edecekse hareketine iki şey önemli. Kur tarafında denge. Çünkü hı hı. real efektif kur endeksi tarihi diplerde. 60'ın da altına geldik. Yani 59, 58 artık rekabetçilik e, konu zaten rekabetçi bir kurumuz var nereden bakarsan ama bunu daha fazla hani e, çünkü farklı e, geçişkenlikler sebebiyle sıkıntı oluşturmaması için merkez Bankamızın da çok temkinli ve dikkatli izlediğini düşünüyorum Hı. bu süreci mühim olan 8.50'lere hatta 8 850 bandına gelebilmek yoksa e, yukarıda defans etmek zorunda olduğumuz seviyeleri çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Yani bir gözümüz de dolar TL tarafında tabii. olacak. Şimdi tabii burada e, dolar TL'deki yükselişin başlangıç noktasına bakarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik değerlendirmeleri yaptığı şeyde. Hani e, zorlu bir dönemin bizleri beklediğini ifade ederek faizlerin aşağı doğru hareketini gerçekleştirmesi ve ekonomik aktivitenin canlanması gerektiğini. Bu yüzden de faizlerin yüksek seyrini Temmuz Ağustos'tan itibaren faiz indirimlerine olanak tanıyacak bir seviyeye getirilmesi gerektiği vurgusu Dolar-TL i̇şte tarafında. onun için tarafında enflasyonu kurdan. biraz evet, orada Bu Bugünkü vurgusu oldu. biraz daha farklıydı. Küresel bazdaki enflasyon, küresel bazdaki dolar endeksindeki değişiyor. yükseliş o açıklamalarla birlikteki zaman dilimine gelince dünya ve e, Türkiye'de fiyatlamalar bir anda Dolar-TL tarafında güçlenen dolar noktasına getirdi. Ve bu durum onun tabii bir kere değişmesi gerekiyor Merkez Bankasını maliye Bakanlığını alınan kararları FED'i ve diğer Merkez bankalarını Aslında son derece zorluyor ya bizim Merkez bankamızın veri seti çok geniş bundan sonra çok şeye bakmak durumunda Evet çok şeyi takip etmek durumunda Global tarafta tahvil tarafına dolar endeksi tarafına konsantre olmak zorunda Global gelişmelere hı hı. artı jeopolitik risk başlıklarına Tabii ve Fiyat istikrar Komitesi, yani o Merkez Bankası koordinasyonunda gerçekleşmesi durumunda bir üyesi değil, koordine eden noktasında olduğunda e, enflasyon ve diğer politikalarla ilgili kurumların birbirleriyle istişare etmeleri, açıklamalara yapılacak olan sözlü ve yazılı açıklamalar dahil olmak üzere tek bir şeyden e, açıklamaların gelmesi, o yapılan açıklamalara haber akışına bozucu eylemlere ya da girişimlerde bulunmayarak ekonomik dengeyi sarsabilecek şeye sürece mahal verilmemesi gibi birçok konuya dikkat edilmesi yani gerekiyor. Üzerinde oynanılmamal oynanılmamalı, oynanılmamalı fiyatlamaları sürecine, bozacak sevgili Vergin geri dönmedikçe. Evet. Bu yüksek enflasyon eeenist ortam bizi zorlar. Ne yapıp ne edip Merkez Bankası'nın politikaları paralelinde dediğin gibi evet. her türlü yapısal dönüşümü yaparak enflasyonu aşağı çekmek borsa içinde kur içinde, tahvil içinde, hatta bireylerin ve kurumların hissettiği ve yaşadığı enflasyon içinde, reel gelirlerin artışı içinde çok çok önemli olacak. Ee, Türkiye'nin karesini bu anlamda ilerletmesi oldukça önemli olacak. Güzel özetledin. Kısa bir araya gidelim. Aranın hemen ardından notlarıma bakıyorum. Bankacılık endeksi var ve tabii ki. Bankalar Sohbet, ve holdingler. Sonra hisseler var. Sonra Bolsa hisseler İstanbul var. Borsa İstanbul var. Sonra da bankacı kendisi. Hisseleri, hisseleri söylemeyelim. Sürpriz söylemeyelim. Olsun. Önemli dört hisse Peki. diyelim. Efendim kısa bir aranın ardından biz burada olacağız ve sohbetimiz devam edecek. Efendim Afar ekranlarında şirket raporunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Cüneyt birlikte küresel piyasaları değerlendirdikten sonra şimdi sırada bu akşamki programımızda ele alacağımız konular ama onun öncesinde banka endeksi ile ilgili bir grafiği de ekranımıza taşıyalım. Sonrasında biz yüzüden biraz bahsedip sonra hisselerimize geçeceğiz tabii ki. Evet bankacılık endeksimiz geldi Cüneyt ve son birkaç gündür bankacılık sektöründe bir para girişi olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte birçok kurumun analistlerin yapmış oldukları değerlendirmelerde de özellikle de bu şeyler banka hisseleri, bazıları hani e, al saat Temmuz ayı hisseleri şeklinde analiz raporlarına da baktım. E, ve bankacılık endeksindeki işte Garanti Bankası, Halk Bankası, e, Yapı Kredi Bankası ve Akbank gibi e, hisselerde al ya da güçlü al şeklinde önerileri de beraberinde gördük. Analiz raporlarında orta yani 4 ila 2 ila 4 haftalık ya da aylık periyotlardaki portföy değerlendirmelerinde bunu görüyorum. Vallahi ben sevgili Şimdi Bey, 1250 hedef mi? Şimdi, Yoksa 1250 ara hedefte 1300 mü? Şimdi Gözümüze ben mecburen dedik. sağlık sebebiyle ara verdiğimde bankacık endeksi buradaydı. Hı hı. Ve şunu diyorduk. Bu 200 binliğe bir kez daha gitmek istiyor. Evet yani 1264. Burada göstermediğimiz indikatörler aşırı satımdaydı. Aşırı satımdan bir yukarı yönlü reaksiyon. Ucuzluğu hiç söylemiyorum. Dolar bazlı, TL bazlı, her türlü bazlı ucuzluk zaten hı hı. vardı. Ve yukarı yönlü 200 günlük ortalamaya daha önce yaptığı gibi bak burada olduğu gibi, burada olduğu gibi, hı hı. burada olduğu gibi gitmesini bekliyorduk. Şimdi çok yakınız. Yalnız. Yalnız. Aşağıda senin dediğin o 1250 ee, yani yukarıda 1250-1270'i geçmeden yani 200 günlük ortalamaya dokunup fiyat 200 günlüğü geçip 21-50 günlüğü de şurada olduğu gibi bak tam şuradaki kopuş gibi. Peşine takıp beraber yukarı yönlü 1400'lere 1500'lere gitmeden temkinle takip etmek lazım. Çünkü 21-50 günlük ortalamalar nerede? 1200-1210. Oranın şu an 1222 cari fiyat kapanış. Eğer burayı kırarsak 1150 stoptur. Bankacılık endeksinde. Çünkü bir kez daha 1000 geri dönüş. İstediğimiz bir şey mi? Borsa İstanbul adına, bankacılık hı hı. endeksi adına hayır. Ama yukarı yönlü gitmek için tam karar zamanı. 21 Eylül günlüğü günlük kırmış farkındaysan yeni kırmış. 1207'ye 1200. Hı hı. Hiç fena bir görüntüsü yok bankacılık endeksin. Talep de var. Birazdan iki tane önemli hisseyi, senin hatırladığın hisseyi hı hı. konuşacağız. Onların da grafiği hiç fena değil ama şu 200 günlüğü bir geçsin. Yani, yani 1260-64'ü 1260, geçmeden ha, aynen, 1260, hayal kurmayalım mı diyorsun? Oraya destek yapmadan, hı hı. yok hayal kurmak serbest ama stratejide <laughs> asıl olanı söylüyorum. 1150'de, 1200 altında kaldıkça... Bankacı kendi muhakkak stop olarak kullanılmalı. Neden? Bak kaç defa denediğimiz gap. Görüyor Hı -hı. musun? Orada bir gap oluşmuştu. Bir geldik geçemedik. İkinci geldik toparlandık. Oradan gittik 200 günlüğe. Demek ki 1150 mi? 1265 mi? Yani, Cevap az kaldı. 1220 bugün 1222 kapattı. Bu ay cevabını Sat satışa, alacağız. Satışa rağmen. Beni korkutan bayram. Hı -hı. Onun için bayrama girerken pozisyon ayarlamamızı çok iyi yapmamız lazım. Full malda olmayı önermiyorum. Daha şimdiden söyleyeyim. Küresel piyasalardaki Bravo. değişim nasıl bir piyasa bilmiyoruz. Nasıl bir piyasa reaksiyonu olacak bilmiyoruz. değil mi? Bilmiyoruz. Onun için lütfen belli bir nakiti hani hisse de belli bir nakti bayram sonrasına bırakmak kaydı şartıyla. Hı hı. Pozisyon almakta, pozisyon açmakta büyük fayda görüyorum. Çünkü uzun bir bayram tatilimiz olacak dönüşte nasıl bir yurt dışı devralacağız bilmiyoruz. Muhtemelen sen de bu uyarıya katılırsın. Kesinlikle. Ee, belki de e, kendi bültenlerinde bunu da söylüyorsun, yayınlarında sabah yayınlarında söylüyorsun. Aynen öyle. Yani %10 15 ise %10'luk kısmı halka arzlar için değerlendirmek yani, kaydıyla geri kalanında da %80'e yakın nakitte durmak. Ama şu görüntü beni eğer yurt dışı bozulmazsa. Hı hı. Merkez Bankası öncesi sonrası kur tarafında bir değişim olmazsa yukarı yönlü. Beni bu görüntü ümitlendiriyor. Yani bir şey Stoplu olmak kaydıyla. Çok ben riskontolu. enteresan bir bankacı endeksi görüyorum. Aynen ve ben şunu da söyleyeyim. Temettü verimi anlamında bir bankalara baktığımızda. ikinci çeyrek rasyolarında fiyat kazanç oran anlamında cazibesi anlamında. Piyasa değeri bölü satışlar tarafına baktığımızda ee, öz kaynaklar ve bununla birlikte aktif kar karlılığı, aktif sermaye rasyosu gibi unsurlar, çekirdek sermaye rasyolarının güçlenmesi gibi unsurların pozitife döndüğü, daha güçlenen bir bankacılıkla birlikte birbirleriyle koordineli çalışacak özel sektör kamu, birlikte hareket edecekleri krediler, yeni projeler gibi unsurlar, esnafa ve kobilere e, destek anlamındaki verilecek olan krediler e, projesinde işbirliklerini iş göreceğimiz bir yıl ve bankacılık sistemi dolayısıyla ikinci çeyrekte yaraların sarıldığı, üçüncü çeyrekte ise biraz daha hareketlerin olacağı. Tabi buradaki bas senaryoda da şu var. Delta ya da Delta Plus veya son başka. Baharda, evet evet sonbaharda bir dördüncü dalga. En önemli. Yani korkusu çünkü 2020'yi tekrar etmekten korkuyor piyasalar. Fed'in masadan kalkmasından daha tehlikeli. Tabii geçen yıl da aynı, aynı hataya düştük. Yani. yani o yazın hiç virüs yokmuş gibi herkes e, hareket etti. Bakın turizm kıymetlimiz. Evet. Şimdi arkadaşlarımız gidiyorlar tatile giden arkadaşlarımızdan haberler alıyoruz. Hiç yokmuş gibi. Bu. Değil mi? Maskesiz, mesafesiz. İnsanım çok var. üzüyor. Lütfen. Bu acılar Hem kendi olacak. sağlığınız için hem ülkemizin turizm geleceği için dikkat edin. Yani, bugün çok hoşuma giden bir haber vardı. Onu da e, eminim sen de görmüşsündür ya da görmediysen hatırlatayım. Kocaeli karantina bölümü bomboştu. Şükür. Yani o şey Şükür. E, kor korona bölümü. Şükür. O sandalyeler. Tahliyeler var. Evet oradaki bir doktorun açıklamaları vardı. O kadar mutlu oldum ki ama diyor ki lütfen rehavete düşmeyin. Hani tatilimizi yapalım. Ailelerimizle, büyüklerimizle bir araya geleceğiz. Uzunca zamandır bunu yapmadık. Ama ne onlara taşıyalım ne onlardan da. Şu 3-4 ayı aynen iyi yönetebilirsek taşımayalım. biz kurtulacağız bu işten inşallah. Sevdiklerimiz olduğunu unutmayalım. Aynen şu 3-4 ayı, 5 ayı. Bir şöyle biraz daha ya biraz daha sabırla götürebilirsek. Ha diyeceksin ki dünyada olursa biz kayıtsız kalabilecek miyiz? O ayrı bir şey. Zaten en büyük problem dünyaya aşının yeterli miktarda dağılmamış olması. Hala Afrika Aşıdan gibi. Aşıdan kaçmak ülkelerin, yerine aşıyı olmak en doğru şey. Yani şu aşı ulaşmamış ülkeleri aşıyı ulaştırsınlar. Değil mi? Dünyada bağışıklık isteniyorsa global bağışıklık. Yoksa bak Endonezya işte diğer ülkelerde mevsimlik kişiler gidiyor ya, götürüyor. Ya. Ve tekrardan problem yaratıyor. Şimdi e, o insanların günahı Yani e, bütün ülkelere eşit oranda. Yani Türkiye'nin evet. bu anlamdaki başarısını da ayakta alkışlamak lazım. Hizmet, Sağlık, bankacılık, müteşem, atak ulaştırma tüm sektörlere etkiliyor. Ve sonuçta ekonomiler ister gelişmiş olsun ister gelişmekte olsun Aynen. hiç fark etmiyor. İstiyorsan evet, buradan biz de gelelim. Senin hisselere evet, geniş biz zaman yüz, kalsın. E, biz yüzde şimdi e, hemen o zaten getirecektir. Yani 1150 stoplu. 1206'da bir bankacık endeksimiz var. 1265 üzerinde yukarı yönlü hareket hızlanır dedik. Geldik evet. Borsa İstanbul'a. Biz yüze ne diyoruz? Ee, tamam mı devam mı? Senin e, geçenlerde söylediğim 1300 1330 bandı kırılmadık ça. Evet. Aşağıda ve 1200 e, 1200 diyorum pardon. Yani şu 200 günlük ortalama 1373. Hı hı. Bak 200 günlük ortalama civarındayız. Şunu net olarak görelim. Dördüncü aydan beri, hı hı. hatta beşinci aydan beri artık belirgin bir şekilde. Son iki e, üç aydır bir sıkışma var. Evet. Yukarı gidemiyoruz, aşağıda inmek istemiyoruz. 1465 yukarıda geri dördüncü kez vurup geri Bravo. döndüğümüz biri var. Şu yatay ben çok şey olsun diye koymadım. Hı hı. Şurası orası, Aynen. şurası şurası 1465. Ama şu bariyeri aşmamız lazım. 200 gün üzerine toparlanıp senin dediğin o 1400, 1390, 1415, 50, 21, 13 günlük ortalama bariyerini aşabilirse endeks, bugün Hı -hı. satış yedik ama yukarıda 1465'te geçerse şu alana gireceğiz bir kez daha. Bu alan 1500, 1600 o rekorların geldiği 1589'un alan. Onun üstü zaten bak gördüğün gibi şu mavi hep gitmişiz Bergin. Destek yapmışız, direnç yapmışız. O mavi yukarıda ne kadar önemli bir yeri gösteriyor bize. Orada zaten bankacılık endeks holdingler e, katkılarını müthiş göreceğiz. Ama önce şuradan bir kurtulsun yukarı yönlü. Kurtulamıyorsa 500, senin 1300-1330'un 200 binlik ortalama altındaki en önemli destek bölgesi. Orası ben bazı lineer grafiklerle veya logaritmik tek çizgilerde bunu trend çizgisi desteklerini gösterseydim ona ne kadar önemli bir trend desteği olduğunu. Ben <laughs> yani görürdük. Eğer orası kırılırsa 1250, 1200'ler değil 100 binleri konuşmak zorunda kalabiliriz. Evet. Global piyasada da bağlı olarak. Onun için çok büyük bir sıkışma var. Piyasa aşağı pek gitmek istemiyor. Ama yukarı da henüz gidemiyor. Bankacılık endeksi hiç fena değil. O bankacık endeksi lokomotifini ateşleyebilirse bu ay içerisinde bayram öncesi bayram sonrası yukarı yönlü de kırdı mı 1500-1600'de bu endeks durmaz bana göre. Ama aşağıda kırarsa e, maalesef bir marş oluşturur. Son e, hareket aşağı yönlü olur sonra yukarı gider. Çünkü ben şunu söyleyeyim. 25-30 senedir bu piyasanın içindeyiz. Hı hı. 15 senedir yayın yapıyoruz. Hiçbir ucuzluğun sonsuza kadar sürdüğünü görmedik. Eninde sonunda ucuzluğu satın almak isteyen bir yatırımcı yerli olsun, yabancı olsun gelir. Tamam yerli yatırımcı biraz yoruldu. Niye yoruldu? Halka arzlar. Devamlı son 1-1,5 senedir fonladılar biliyorsun. Ama yabancı eninde sonunda kar amacı güden yabancı pandemi patlamadıkça, global bir kriz çıkmadıkça, o ucuzluğu satın almak istemeyecek mi sadece Türkiye için değil? Neresi ucuzsa. Evet. E. Ee, bak BIST 30'un, BIST 50'nin hisse değerlemelerini de sen devamlı bakıyorsun. Hı hı. Ya bu fiyatlamalarla o fabrikaları kurmak, etmek yeniden ortaya. Ya yani bugün sadece Nazda bir tane kurumumuzun gurur duyduk. 700 milyon dolarlık 4 milyar dolar piyasa değeriyle halka açılması çok önemli, değil mi? Evet. Ama gel şimdi BIST 30'a 50 tane firma ya da biz 30, içindeki 30 firma, 50 içinde 50 firma. Her biri milyar dolarlık şirket bunlar. Önemli şirketlerimiz. E bakıyorsun market caps, piyasa değerleme rakamlarına son 20-25 senenin en düşük rakamları, yani belli bir rakamı getir cebinde Türkiye'deki şirketleri alabiliyorsun. Evet. E yani bu durur mu? Bir noktadan sonra realize olacak. Tabii ki iş dinamikler var, iş siyasi dinamikler var, dış global e, jeopolitikler var, global şartlar var ama nerede hareketin başladığını bulmak işte teknik analizin işi. Hı hı. O. Peki yatırımcı ne yapmalı? Yani şöyle söyleyeyim, bir bant hareketi varsa burada 1356 aşağıda benim belirlediğim. Yataya girmiş en kötü gördük, piyasadır zaten. Döndük. Yorar. Evet. 1356'ya vurursa hani şöyle şey e, hisse alınabilir. Ondan sonra 1395'te satılır mı demek doğru o yoksa kadar. bu bir risk olur küresel bazdaki değişimler bu bantı çok çalıştırmaz mı demek. Güzel Ya da elinde bir soru. hisse senedi olan yatırımcı ne yapmalı Cüneyt? Güzel Bundan bir soru. Buradan yeni bir alım fırsatı mı? Total düşürmesi? bir cevap vereyim sana hisse e, tarafında pozisyon açmak veya açmamış olanlar için açmak isteyenler için veya elinde hisse bulunduranlar için elimizde hassas bir terazi yok geçti mi geçmedi mi direnci hı hı. desteği. Şöyle bir terazimiz var kullandığımız. Direnci böylesi sıkışma piyasalarında direnci geçip direnci destek yapma gücü desteğin çalışmasından daha kıymetlidir. Destek çalışır 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 direnci geçip destek yapamıyorsak bu toplanma değil mal dağıtma pozisyonu haline dönüşür. Onun için yukarıda 1415 üzerinde 1465'i geçip orayı destek yapmıyorsa bu borsa İstanbul, ben tetikte beklerim. Bunun kolayı var. yüz malda olmam. Ama şimdi bizi izleyenler şu anda... Lütfen. Şey kredili malda olmam. Lütfen. 1450 en ortalama endekse hisse senedi aldı ve şu anda endeks gelinen noktaya baktığımızda 1380. Tamam ne yapsın abi? bu adam? Kredili... Maliyet mi düşürsün? Hayır kredide değil. Hisseyi beklesin mi? Yoksa buradan yeni bir maliyet Şimdi mi yapsın? çok büyük bir marj yok. Yani Aha. daha 1450'den 1383'e gelmiş bir endeks. Bu <laughs> itibariyle henüz maliyet yapması için bir ortam yok. <laughs> yani 1465 endekste. Buradan paçal yapılmaz. Paçal, bu kadar dar alanda paçal yapılmaz. Sıkışma bandı kırılmadıkça. Bir kere şu kararlılıkta olmaları gerekiyor. 1300-1350 çalışmıyorsa satacak. Aşağıda geldiği destek bulduğu seviyeden geri alacak. Hatta üzerine ek alım da yapabilir. Yanlış söyle, söylemedim değil mi? 1465 endekste. Çok net anladım. 1465 endekste aldı ya da bir portföyü vardı. Şu anda endeks 1380. Tamam. Şu an tutabilir. Çünkü stop olacak bir durum yok. Stop çalıştıracak henüz bir durum yok. Hala yukarı yönlü gitme ihtimali var. Ama Hı. yeni pozisyon açılmaz. Hı. Yeni pozisyonu nerede açalım? 1465 üzerinde açalım. Destek yapar orayı. O evet. zaman açarım. Ya da 1300-1350'de stop olamadıysam hı hı. geldiği ve dibi gördüğü aşırı satıma girdiği yerde pozisyonuma denge sağlarım. Yukarı yönlü hareket için maliyetimi düşürürüm. Hı hı. Ama asıl olan şudur. Kesinlikle bu böyle sıkışma anlarında kredi kullanılmaz ve paranın yüzde yüzüyle hisse senedine girilmez. Ay. Yani. Finansal okuryazarlık anlamında notlarımıza ekleyeceğimiz güzel bir özetten sonra derim ki ben. Peki garanti söz konusu garanti ne yapmalı? Gerisi teferruattır demiyoruz tabi ama <laughs> çok ciddi bir hareket yaptı. Çok güzel hareket. Yani 6 altı, altı buçuklarda bir seninle alım evet. Hı hı. önerme gibi bir lüksümüz yok ama alınabilir bu risk Demiştik. Dikkat çektiğimiz hisselerden bir tanesiydi yine bankacılığa değinmiştik ve burada tabii ki Garanti Bankasının son e, gelen bilançosu üzerinden şeylere şöyle değerlendirdiğimizde vakıf yatırımın raporundan bazı e, önemli notları aldım e, ben. E, özellikle vakıf yatırım 30 Nisan tarihli değerlendirmesinde Garanti Bankası ile ilgili analizinde e, 2021 birinci çeyrek finansalları için. Güçlü çekirdek gelirler ve beklentileri aşan net kar başlığı kullanmış ve bununla birlikte garantinin e, tah, yani gelen karı e, vakıf yatırımın e, tahminiyle piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde olmuş. Yıllık yüzde %55, çeyreksel bazda %127.7 artış kaydederek 2.5 milyar TL net bir kar açıklaması yapmış Garanti Bankası bununla birlikte o tarihlerde yani Nisan ayı sonu itibariyle de endeks üzeri getiri olarak almışlar ve hedef fiyatlarını da Garanti Bankası için 12.60'dan 11.45'e düşürmüşler o tarihteki gelen bilançoya istinaden ve şöyle bir bakıyorum birinci çeyrekte yabancı para tarafında bankanın kredi bakiyesi dolar bazında %5.4 azalış göstermiş Pazar payı ise %7.6'dan 7.2'ye gerilemiş. Özel sektör bankaları hatırlayalım o dönem içerisinde özellikle kredi ve aktif rasyosu gibi etkenlerle birlikte bu anlamda karlılıklarından azalan işlemler, komisyon gelirleri gibi unsurlar da vardı. Bununla birlikte birinci çeyrek 2021'de daralan net faiz marjına karşılık çekirdek gelirleri güçlü artış gösterdi Garanti Bankası'nın karlılığın arkasında bu da vardı ve birinci çeyrekte enflasyon güncellemesiyle azalan tüfek gelirleri ve artan swap maliyetleriyle bankanın swap dahil net faiz gelirlerinde çeyreksel bazda %20'nin üzerinde bir azalış ve net faiz marjında ise 120 bas puanlık bir daralma söz konusu oldu. Bütün bankalarda hemen hemen benzeri hareketler vardı. Ve bununla birlikte 2020 sonunda Yüzde 10.6 olan bankanın ortalama öz kaynak karlılığı birinci çeyrek 2021'de yüzde 11.7'ye ulaştı. Yani öz kaynak karlılığındaki artış hissenin performansına da yansıdı. Ve o dönem içerisinde beklentileri aşan net karlılıkla ve net faiz marjı tahminlerinin aşağı yönlü güncellemesi kurumlar vergi oranındaki değişiklik sonucunda Garanti Bankası için 2021 yıl sonu hedefini, yıl sonu net kar beklentisini Vakıf Yatırım 9.8 milyar TL'den 9 milyar TL'ye revize ediyor. Tabii o andaki fotoğrafa, o andaki resme baktığımızda. Şimdi burada bir kez daha baktığımızda 2021 e, birinci çeyrekte fiyat kazanç oranına baktığımızda, yani nedir fiyat kazanç oranı? Hissenin borsada işlem gören o fiyatıyla, e, buradaki hissenin ondan sonra e, dolaşımdaki pay sayısını verir. Ve bu anlamda baktığımızda orada 3.94'ler seviyesinde görüyoruz ki bu da e, şu anda ne kadar ucuz olduğunu hissenin yani çıplak gözle bile diğer hesapları yapmadan rahatlıkla ve rahatlıkla görebiliyoruz. Bununla birlikte öz kaynaklarında artış görüyoruz. Ödenmiş sermayesini koruduğunu görüyoruz. Ana ortaklık paylarına baktığımızda ise orada da kar anlamında artışları görüyoruz. Ve en güzeli de temettü veriminde de buna paralel olarak da artışlar söz konusu. Bu yatırımcı açısından da önemli. Böyle bir dönem içerisinde baktığımızda piyasa değerinde şu anda tabii ki birinci çeyrek itibariyle düşüşler var ki saydığımız bu değerlemelerden ötürü. Şimdi ise yine raporlara baktığımda tabii henüz daha bilançolar gelmedi. Bilanço dönemi başlayacak Temmuz sonu itibariyle. Ama işte o buradaki dikkat çeken işte bankanın kredi bakiyesi, dolar bazındaki mevduatları, bununla birlikte işte öz kaynak karlılığı, aktif karlılığı ve çekirdek gelirlerindeki artışlar ya da azalışlar gibi kalemlerdeki iyileşme ve bununla birlikte zorunlu karşılıklar tarafında alınan son kararlarla birlikte pozisyonlar elbette ki değişecek. Ve öte yandan baktığımızda endeksin seviyesiyle hissenin fiyatlamasına baktığımızda iskont oranının çok çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Biz yüzde otuz, yüzde kırklar seviyesinde diyoruz. Ama hisse bazlı baktığımızda ki bak o şeyde birinci çeyrek sonu itibariyle hissedeki hedef fiyat 11.45'ler seviyesine çekilmiş 12.60'lardan. Bugün bakıyorsun Garanti Bankası'na hala 7'lerde. Yani 8'in üzerinde görmüyorsun. 7'ler seviyesinde. Yani 8... Endeksin bugünkü kapanışı olarak baktığımızda 1388. Hadi buna 1390 de. Yani yanına sıfır eklediğimde 139 binler seviyesinde bir endeks var. Evet. Değil mi? Garantiye bakıyorsun fiyatı. 861 kapalı. Yani. Ya ne? şimdi... Tabii. Yani yediler sekizler arasındaki bir hisse. Hani ben fiyatı yanlış söyledim. Özür dilerim bu arada düzelteyim. Sekiz diyecektim. Yedi diye telafi Ben de boymadım seni. Yani <laughs> Kusura bakma o. Hemen düzeltiyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu endeks düzeyinde. Hocam sekiz de his... bir şey değil. Yani geldiği yerlere baktığımız zaman sekiz yani, altmışlarda olması da. Yedi ellilerde da... uzun süre o aklımda. Yedi ellilerde uzun süre yedi otuz yedi elli aralığında gittiği zamanlar da oldu. Garantinin takıldı. Ama şimdi bakıyorsun. Hani bu endeks düzeyinde çok daha iyi bir performans onun üzerindeki bir fiyatlama hissede görünemez miydi? Şimdi yegane kriteri özellikle garanti bankası gibi likit derin en derin yani Türkiye ölçeğinde söylüyorum tabii hı hı. global ölçekte daha farklı dinamikler var ama yabancı etkisini maalesef gördük. Yani o yabancı payı %65-70'lerden 40 45 bandına düşerken hı hı. en büyük baskıyı bankacılık endeksi yedi sevgili Kesinlikle. Ben. Kesinlikle. Her yükselişi satış önünde kullandı yabancı. Özellikle de bankacılık sektörü. Ciddi ordinolarda geldi o dönemde. Aynı. Sen dikkat çekmiştin hatırlıyorum. Aynen. Yani e, ve bunu paylaşmıştık senin. Evet, Defalarca. Evet, evet. Henüz henüz orada bir değişim yok. Ben bir tablo gördüm gelirken sen de görmüşsündür. Hı hı. ki koç ağzımdan kaçtı kusura bakma. holding tarafında <laughs> senin hazırladığın önemli hisselerden biri ama az sonra <laughs> alt reklam gibi olsun evet, az sonra mı bozdu şimdi geri almak hisseni çok önemli kıymet özellikle borsada belirli bir ucuzluk varsa anladığımız en önemli parametrelerden biri global ölçekte. şimdi halihazırda hazırda aktif geri alım yapan iki tane banka var. Açık. Biri Alp Bankası, biri Vakıf Bank. Evet. Kendi hisselerinde ciddi geri alım opsiyonu kullandılar. Var, başka hisseler de var ama şimdi bu tip hisselere baktığın zaman da aslında böylesi bir hareketi insan biraz istiyor. Yani o yabancı hareketini ateşlemesi açısından. Tabii. Yani o yabancı hareketinin tetiklenmesi açısından. Çünkü neticede bunlar yabancı ortaklı önemli özel e, sektör içerisinde yer alan yabancı ortaklı önemli bankalar. Ve kendi ülkelerinde de önemli bankaların Türkiye e, <laughs> e, yatırımları bunlar. Onun için hani bu notu da düşelim. Katılırsın evet. bana muhtemelen. Çünkü buyback dediğimiz konu yani hisselerde geri alınma. En önemli opsiyonlardan biridir. Sahip Şirketlerin çıkmaktır. en azından piyasa değerleri anlamında bu tip türbülanslarla karşı karşıya kalmamaları Aynen. ve fiyatlamalarının bozulmaması açısından da çok önemli bu. Şimdi biz kamu bankalarını e, hep konuştuk işte özel sektöre kredi açması, e, hı hı. aktif e, rol oynaması ama kendi hisselerine geri alımlarda da ciddi opsiyon kullanmışlar. Aynı şeyi özel sektör bankacılığında da görmek. Yabancıyı hakikaten heyecanlandırır. Kesinlikle. Bu notu düşer. Yani siz yoksanız da biz burada sahip çıkıyoruz demek. Şimdi şöylesi bir aşağı, alçalan trendi kırdı garanti. Ve şu bölgeye geldiğinde daha o zaman alçalan trendten uzaktı. Ben çok net hatırlıyorum. O, o günkü yayınlarımızın kaydı da var. O zamanki indikatörlerimiz de bizi aşırı satımdan bir ihtimali önemsiyordu. Daha önce de hep buralardan dönüyordu altı 6, buçuk 6, bandı ki 6-60'ların 60, ların, 60 ların altına gelmedi. Evet. Buralar için Garanti Bankası'nda alım imkanı vardı. E bak bugün 6.50'den 7.20-7.80-8.40 yüzde 30'un üzerinde bir getiri. Birkaç aylık perspektifte. Hiç az değil. Daha bankacı endekse hiçbir şey yapmadı. Garanti de bir şey yapmadı gözüküyor ama ciddi bir prim potansiyeli. Demek ki neymiş? biz o gün de söyledik önemli güçlü hisselerde alım yapmak kısa ve orta vadede her zaman normal getirilerin üzerinde bir getiriyi size verir. Şimdi alçalan trendi kırdıktan sonra farkında mısın? Orayı da destek yapıyor. Doğru. Şimdi stopumuz çok net belli. Çok net belli. Şu bandın ortalamaların ve şu alçalan trendin altına bir daha geri gelmemek. Neresi orası? 8-20-200 günlük ortalama 8 de aşağıda önemli tren çizgisi 8-8-20 maksimum 21 günlük ortalama da 8-31'lerde 8-8-30 stoplu bir garanti bankası eğer bugünkü şu e, seviyeye geçmiş olsaydı oralar 8-75'ler gördüğü 8-80'ler 9 arada bir mesafe kalır 9.5'a kadar hatta 10-10'lara kadar bir hareket potansiyeli. Hı -hı. Ama bu tip hisselerde yayının başından beri anlattığımız konjöktür sebebiyle temkinli olalım. Prim de var çünkü. 8-8.30 stoplu bir garanti bankası. Trading ID'ye vermiyorum. Evet. Tamamıyla teknik analiz yorumudur. Yukarıda 8.75 üzerinde önce bir 9, devamında 95 20 kısa orta vade hedefli bir garanti bankası. Daha yukarılar o gün Hı -hı. koşullara bağlı. Hı -hı. Ama... Böylesi bir hareket potansiyeli Garanti Bankası'nda var. Yeter ki o dediğimiz bölge aşağı kırmasın. Evet, ikinci bankamız da Akbank yine çok güçlü al önerileri içerisinde listelerde görüyorum. Bunlar hani bankalarda, holdinglerde Bu arada değerlemelerde kaçırdım. Şey? Kaç veriyorlar Garanti ha? Bankası için? Nasıl? Ee, hedef, 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 hedef fiyat anlamında mı? 11 11.50. Ee, yani kısa kısa vadede hani 9.50 ve 11.50 bandında bir fiyat. Zaten 930 20yi geçti yan gideceği yer evet. 11-12'ler bir önceki TL tepe. Yani yaklaşık 16-17 kurumdan derlenen ya da analisten Ortalama. derlenen ortalamalar üzerinden. Ki dolar bazı olmuş. hiçbir şey yapmamış olacak evet, oraya o tablolar içerisinde bir takım kriterlere göre hedef fiyatları belirlemişler. Yani tahmini hepsinden alınan ortak bir şey gördüm bir çalışma fena değildi. Ama tabii şu anda biz elimize daha ikinci çeyrek bilançoları gelmediği için birinci çeyrekler üzerinden şu andaki fiyatları değerlendiriyoruz ve birinci çeyrekte mesela e, yine endeks üzerinde getiri ve al tavsiyesi veriyorlar ya da endeks üzeri getiri ama işte hedef fiyatı aşağıya doğru çekme şeklinde görmüşüz Nisan e, Mayıs başı değerlendirmeleri e, esnasında fakat tabii ondan sonraki süreç içerisinde hisse performanslarının Harekete geçtiğini özellikle geçtiğimiz yıl Ekim ayında Merkez Bankası'nın 200 bas puanlık faiz artışı sonrasında bankacılık sektörünü ciddi bir de gördük. İşte yabancı o yükselişi satış fırsatına çevirdi. İşte Biz tam hareketin başladığını düşünüyorduk. Aylardır bunu yapıyor. Aynen ve onlar o Ekim ayındaki bunu bir fırsata çevirdiler. Sonrasında ikinci faiz artışında tamamıyla ellerindeki bütün ordinoları bitirdiler ve bankacılık sektörüne hisselerini... Yani ciddi anlamda fiyatlarında sert düşüşleri gördük. Aynen. Ördük. Yalnız şu ara unutmayalım. Hatırlıyorsun onu söylemiştik sende. Garanti Bankası az önce ona özel bir satış ordinosu bittikten sonra bir alım ordinosu toplu bir alım haberi de kapa düşmüştü. Hı hı. Garanti Bankası evet. üzerinde. Ondan sonra hareket hızlanmıştı. Onu da unuttuk. Doğru. O, şimdi tekrarlıyorum. Şimdi Akbank var. Yine Akbank'ta vakıf yatırımın değerlendirmesine şöyle bir baktığımda. 29 Nisan'da yayınlamış bu değerlendirmesini. Beklentilerin hafif üzerinde net kar olarak başlığı görüyorum raporda. Bu raporda Akbank için hedef fiyatı 8.83'ten 7.56'ya revize edilmiş birinci çeyrek bilançosu sonrasında. Kısa vadeli endeks üzeri getiri uzun vadeli al tavsiyemizi sürdürüyoruz demişler raporda. Bununla birlikte bakıyorum karlılık anlamında Birinci çeyrekte 2021 birinci çeyrekte beklentimiz %7.7 ve piyasa beklentisinin %9 üzerinde 2.03 milyar TL bir kar gelmiş net kar açıklaması. Buna birlikte banka Akbank birinci çeyrek 2021'de kredi hacmi tüketici segmenti öncülüğünde çeyreksel %3.4 Büyüme de göstermiş. Aynı zamanda sendikasyon almış oldukları sendikasyon kredisiyle de zaten İlk gündemimize Akbank gelmişti. 2021 borçlanmaları anlamında sendikasyonlar nasıl yenilenecek? Libor artı, faiz oranları ne noktada olacak? Kaç tane banka katılacak? Türk bankacılık sistemine güvenin de bir işareti sonuçta bu tip sendikasyonlar. Ve o dönemde Akbank yine gündemimize gelmişti ve başarılı bir sendikasyon e, gerçekleştirmişti. Bununla birlikte... Ee, özellikle Akbank'ın 2020 sonunda %20.7 olan konsolide sermaye yeterlilik rasyosu BDDK düzenlemeleri dahil birinci çeyrekte %20 seviyesinde gerçekleşmiş konsolide sermaye yeterlilik rasyosu. Bu dönemde gerçekleşen 532 milyon liralık temettü ödemesinin seR üzerinden negatif etkisi 16 bas puan olmuş. Şimdi burada baktığımızda temettü veriminin 2.18 olduğunu görüyoruz. bu Garanti Bankası'nda biraz daha düşük müydü, yüksek müydü? Şöyle bir bakıyorum hemen elimdeki. Şöyle bir, bir Garanti Bankası'nın rica etsem tekrar bu şeyi, finansal göstergeyi getirebilir misiniz? e, Akbank'la kıyaslayarak, tahmini kıyaslayarak. Evet burada 1.89 Akbank'ta ise bunun üzerinde olduğunu görüyoruz bu anlamda. Ve şöyle bir bakıyorum bankanı birinci çeyrek rasyolara önderliğinde değerlendirmelerinde Net faiz marjı beklentimizde yaptığımız aşağı yönlü revizyon ve kurumlar vergisi oranındaki değişiklikleri göz önünde bulundurarak Akbank için 2021 net kar tahminimizi 8.2 milyar TL'den 7.6 milyar TL'ye güncelliyoruz demiş Vakıf Yatırım. Şimdi bakalım ne satışlarında bir artış var mı birinci çeyrekte? Geçen yılın son yarısına göre düşüş var. Öz kaynaklarında bir artış var mı? Evet, öz kaynaklarında artış var. Ödenmiş sermayesi devam ediyor. Piyasa değerine baktığımızda piyasa değerinde ciddi bir düşüşü görüyoruz. 36.036'dan 24.388'e geriliyor. Bununla birlikte piyasa değeri bölü defter değeri ne baktığımızda defter değerinin kaç katı işlem gördüğünü de görmüş oluyoruz piyasadaki mevcut fiyatlaması. Burada da 2021 birinci çeyreğinde 0.39 seviyesinde ne kadar cazip olduğunun bir diğer göstergesi. Piyasa değeri böyle net satışlara baktığımızda yani piyasa değerinin mevcut net satışlar içerisindeki payına baktığımızda yüzde 1.09'larda görüyoruz ki bu da yani kabul edilebilir, sürdürülebilir seviye ama temettü verim anlamında baktığımızda ise ciddi karlılık ve bunu yatırımcısına sunabilme potansiyeli olduğunu da görüyoruz. Bu gözle baktığımızda şu andaki mevcut fiyatlamalara göre Akbank'taki ikinci çeyrek bilanço beklentilerinin biraz daha pozitif olma ihtimali mevcut fiyatlamaların içine katılmış mı yoksa yanından geçmemiş mi? Ortada. Biraz Çok katılmış, bir cevap oldu. biraz katılmamış. Hmm. Yani çünkü zaten grafik gösteriyor. Doğru. Hali hazırda 200 günlük ortalamanın altındayız Belgin. 21-50 günlük ortalama 5.30-5.35. Cari fiyatta zaten 5.37. Tam oradayız. Hmm. Yani karar anı. Ya aşağıda Yalnız e, şunu söyleyeyim. Stoplara çok dikkat etsinler verdiğimiz. 5 15 5 18 X stop bak dikkat edersen. Eğer Hemen ben de not alayım. Şu bölge çünkü bak Bankla ilk tepin oluştuğu. Alabilir yer miyim? Hı. 5 18. 5 18 ne bu? Bu aşağıda desteğimiz. Hı hı. Çünkü oranın çalışmaması halinde fiyat 4.95'e kadar geri çekilebilir hatta altına. Cari fiyat 5.37. 21.50 günlük ortalamalarımız 5.34-5.30. 200 günlük ortalama çok yakın 5.56. Kapanış 5.37. Akbank yukarı gidip beklentileri realize edecekse 200 günlük ortalamayı geçip onu destek yapmalı. Hı hı. Buna baktığım zaman aynı bankacılık endeks grafiği görür gibiyim. Garanti biraz daha farklı. Çünkü garantinin alttan 6,5'lardan başlattığı hareketin getirdiği prim potansiyeli yabancı alımının da etkisiyle. Onun için bak başından beri yabancı efektini söylüyoruz bankalarda. Garantide gözüken efekt burada yok. Çünkü burada hareketin başladığı yerle geldiği nokta arasındaki yüzdesel oran garantinin altında. Şimdi ne zaman o farkı kapatacak? 200 günlük ortalamayı geçip orayı destek yaparsa o zaman 6, 6,5'lar. Hatta yukarıda 7,5'lara kadar alan açılabilir. Daha yukarıda dokuzlar vesaireler var ama oraya gitmek için öyle... Tabii oralardan geldi zaten bölünme tepeler falan. Aynen hikaye. Yani en son gördüğümüz şu tepe. 2021'in başında. Tabii o yakın. Daha öncesinde yani dokuzlara doğru hareketler. En son tabii. Ondan tabii, önceki ben grafiklere koyuyorum. Bu Hı -hı. tepenin üzerinde de tepeler var. Tabii tabii var. Ama şu bölge 5-18 toplu 5-56'yı geçebilecek bir akbank. Bekliyorum. Gelmiyorsa 5.18'de stop olurum 4.95 civarında pozisyon bakarım indikatörlerle orası da kırılıyorsa bu sefer maalesef bir kez daha e, 4.5'lara kadar hatta biraz daha altına kadar 4.60'lara kadar 4.50'lere kadar hareket potansiyeli oluşabilir. Orta vadeli bankacı... portföylerde beklenir mi sence banka hisseleri? Genel anlamda baktığında Bence bu seviyelerden alınıp... Garanti de hı hı. Hı hı. Akbank'ta model portföylerde bankacılık sektörü içinde yer alabilecek hisseler. Yani şu, burada işlemediğimiz, senin e, radarında muhakkak vardır, yapı kredi olsun. Evet, onu da güçlü al önerilerini Aynen. görüyorum. Eğer e, ABD ile iletişim problemleri çözülüp Halk bankası ile ilgili yeni bir süreç işlemeyecekse, bir uzdaşı olacaksa, müthiş bir potansiyel. Zaten ben o dönemde piyasayı fazla izleyemedim. Sonra baktım. Bir dönem Halk Bankası tutmuş bankacılık endeksini. Aynen öyle. Halk yani, Bankası'ndaki gelen ordunolar hareketlilik. Yönde, özellikle Sayın çok... Cumhurbaşkanı Biden görüşmesi civarında evet, evet, o Ve bir sonrasında... beklenti realizi Hı -hı. oluşmuş orada. E, oradaki ucuzluğu zaten söylemeye gerek yok. Bütün izleyicilerimiz biliyor. Hı -hı. Kamu bankalarındaki tamam şunu hep söyleyeceğiz. Ee, real sektörle bankacılık sektörü arasındaki bundan sonraki kredi pozisyonları, süreç, NPR'ler vesaire tamam da ne olursa olsun eğer Türkiye hikayesine devam edip borsa İstanbul yukarı yönlü gidecekse bankacılık sektörünün tamamı için bir potansiyel var ama bu iki ise öne aldığın Hı -hı. iki ise model portföylerde de öne alınacak iki önemli hisse. Şimdi Koş Fiyatlar onu evet. gösteriyor. Şöyle bir bakıyorum Koç Holding. İşte ağzımdan kaçırdım. Evet, ağzından kaçırdın. Süper. Tarihinde ilk olsun. defa, değil mi? Geri alım evet. açıklayan? Evet. Tarihte ilk defa geri alımı açıklayan Koç Holding. Bor takdiri hak eden, değil mi? Şöyle bir ortamda. Aynen öyle ve şöyle Koç Holding'de borsada geri alım işlemlerinin başlatılmasına karar vermiştir deyip gerekçelerini açıkladı o şeyde ki haberde yönetim kurulumuz tarafından gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Koç Holding AŞ'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun şirketin gerçek performansını yansıtmadığını düşünerek önemli vurgu bu. Yani Borsadaki Sa fiyatla bizim şu anki görünümüz arasında bir korelasyon evet. bozukluğu var. Sağlıklı oluyor. fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla şirket paylarının borsada geri alım işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Çok güzel, kısa, öz, net. Nokta atışı. Ve bununla birlikte yani benim hissem bu fiyatı etmiyor diyor. Evet. Benim hissem biraz daha yukarıda fiyatı hak ediyor diyor ben de bunu Tabii, sağlayabilmek bu adına bu bir holding diyor ve bunun içinde birçok şirketin bir var benim diyor veriyorum. hepsinin değerlemesi diyor bu fiyatlamalarla olması gereken seviyede değil ve normal şey. ve bunun için de diyor geri alıma konu edilecek Azemi pay adedinin 35 milyon nominal değerde 3, 3 milyon şey 3 milyar 500 bin adet olmak olarak belirlenmesine ve bununla birlikte işte yönetim kurulunca geri alım işleminin yapılacak ilk genel kuru toplantısına gündeme alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulması diyor. Ve bu da tabii ki açıklamadan sonrasında pozitif olarak e, fiyatlara yansıyor. Ama ilginç olan şöyle başlıklar da gördüm bazı haberlerde ve yorumlarda analizlerde. Borsa İstanbul'daki yükselişi koçun bu alımı başlattı şeklinde Bankalarla beraber koç holding, evet katarize evet. Yani bu tip haberlerin gelmesi hele koç holding gibi borsanın eski ve köklü hisselerinin, e, şirketlerinin olduğunu düşünecek olursak ki mesela bakıyorum Arçelik, Türk Traktör, Ford Otosan ve diğer e, onlarda da böyle güzel e, hareketleri de beraberinde görüyoruz bu anlamda. Yapı Kredi Bankası yine ee, özellikle güçlü al 3 tane bankada gördüm. Ya diğerlerinde al ifadesi var yani güçlü al ifade. Tabii bu yorumdan yoruma değişir ama hani piyasa reaksiyonu anlamında çünkü konjonktür de etkiler. Yani oraya analiz yazar onu bir takım rasyoları dikkate alarak ama bir anda majör bir gelişme olur ve beklenmedik durum da söz konusu olur. Ancak bunun önüne geçecek olan şirketlerin bu konuda ben şirketimi fiyatlamasına ve şirketime ondan sonra desteklerim. Hem kendim için hem yatırımcım için mantığı Koç Holding'in bu hareketiyle son derece olumlu. Ve bu anlamda baktığımızda hisse alım geri alımında üst limit 700 milyon TL veya 35 milyon hisse olarak belirlenmiş durumda. Ayrılan maksimum tutar piyasa değerinin yüzde bir ve hisse alımına konu edilen maksimum hisse miktarı toplam hisse sayısının yaklaşık olarak %1.4'üne ve halka açık hisse sayısının yaklaşık %5.2'sine denk gelmekte. Ciddi bir rakam yani fiyatlama açısından baktığımızda. Şimdi Koç Holding'in <laughs> bu dönem içerisindeki karına baktığımızda esas faaliyet karının 26.204 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte piyasa değerinde 53.558'den 49.222'ler seviyesine düştüğünü görüyoruz ki yani dediğim gibi içinde birçok şey var. Şirket var ve bunların her birinin de performansları yıl içerisinde endekse ciddi katkılar da sağladılar. Otokar gibi işte diğer ondan sonra şu anda aklıma gelen şey yapan hisseler. Ve bununla baktığımızda <laughs> piyasa değeri bölü defter değeri birinci çeyrek rasyoları sonrasında 0.99 seviyesi birin altına düşüyor. Yani net satış, piyasa değeri net satışa baksana. Ya. Hani koç holding diyor ki, hayır yani bu bu olmamalı. Ve öz kaynaklarını da devamlı arttıran bir şey. Aynen. Aynen. Yıldan yıldan. Tabii ki. Temettü verim yani temettüsünü de arttıran, düzenli temettü ve sermaye arttırımlarını yapan e, bununla birlikte bir katma değeri de beraberinde üreten sonuçta baktığınızda. Temettü üremi %2.77'ler seviyesinde. Hani piyasa değeri bölü defter değeri sektörel bazda baktığımızda 1.80'lerde. Piyasa değeri böyle net satışlara baktığımızda 3.13'lerde. Finansal borçlarına bakıyoruz toplam büyüme şeyine. Birden 16'lara düşmüş. 202'lerden. Yani ben de olsam ben de dedim ki ya ben şirketimle birlikte ben buradayım. Ne oldu? Bir domino etkisi yarattı. Yani Yatırımcı aldığı da. borçları büyümede aktif kullanan bir holding. Tabii. Yani Türk Luş'ta var bunun içerisinde. Hani baktığın zaman faiz ve vergi öncesi karı. Ya holdinglerin bazıları hakikaten çok enteresan fiyatlamalarda. Koç Holding de en başında. Tabii. Yani bu gözle baktığımızda şimdi çok fazla da vaktimiz kalmadı. Ee, bir hissemiz daha var. Koç Holding için şu andaki fiyatlamada... Ve hisse geri alımının da devam ettiği noktada portföylerde yerini almalı ve korumalı mı varsa orta vade için? Şimdi belki farkında mısın? Yani bir kanal hareketi var. Aynen, evet. Yani geliyor yukarı 1960'lara, yani şu bölgeye 1970'ler çarpıyor, geçemiyor. Kaç aydır, Hepidir. Yani. Halka açık kısmının geri alımla değerlendireceği haberi şirketi motive etmiş. yaz enteresan bir şey var. 200 günlük ortalamanın üzerinde 21-50 günlükler var. Şimdi bu önemli. Şirket fiyatlamaları buradan buraya gelirken yani 25 üzerinden 15.5'lara lar, 16 16'lara gelirken Ortalamalar 200 günlüğü kırmamış. Şimdi bir daralan alanda bir sıkışma. Eğer 1970'i geçerse arada yerler var. Yani şu bölge var. Hı hı. Yaklaşık 20-50'ler. Ama 22.5'a kadar bir alan ilk etapta. Koç Holding için ee, hiç sürpriz olmaz. Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareket görürsek hatta 25-80'e kadar şu uzun vadeli tren çizgisine kadar bir marj oluşabilir ama şu kanalın alt çizgisi 13 50'lerde Pardon o daha altta özür dilerim 18'lerde 18 onlarda evet. 18 stopumuz olmalı neden Çünkü bak 1-2 denemişiz Hı. geçmemişiz Eğer 18'ler aşağı kırılırsa hareket bir önceki döndüğü yere kadar dönebilir Evet. 18 stoplu bir koç holding. Peki şu bant hareketi, bu sıkışma sence ne yöne kırılır, ne yöne evrilir? Yukarı yönlü olma ihtimali var. Yani yüzdesel olarak baktığında konjonktürde Grafikte bir değişim olmazsa. baktığında 51. Yüzde 51. Yüzde 51'lik bir. Ama 18 stoplu. 18 stoplu, 18-10 diye ben yazmışım. Stop olmak kaydıyla diye. Şimdi üçüncü, dördüncü hissemizde Sabancı Holding. Ve Sabancı Holding Diğer bir, ile ilgili. Bir evet, son şirketimiz. Burada da baktığımızda şimdi son 6 dakikamızı biraz rakamlar üzerinden gidelim. Evet, 5 dakika dedi yönetmenim 6 değil dedi. 3 mü? 3'müş. 3. Evet. 3 2 1. <laughs> Hemen hızlıca bakıyorum. Şimdi 2000 2021 birinci çeyrek değerlendirmesi sonrasında baktığımızda Pandeminin zor koşullarına rağmen güçlü performansına devam etti kurumumuz diyorlar ve yılın ilk 3 ayında konsolide net satışlarını yüzde 23 arttırarak 16 milyar 814 milyon liraya çıkardıklarını belirtiyor Sabancı Holding açıklamasında. Konsolide net karını ise yüzde 47'lik bir yükselişte 1 milyar 752 milyon TL seviyesine taşıyor Koç Holding. Ve aynı zamanda sürdürülebilirlik notunu 9 ayda 2 kademe birden arttırıyorlar ve 299 milyar nakdi olmak üzere 359 milyar liralık kredi desteği veriyorlar yine ülke ekonomisi açısından ve sanayi iş kolunda %36 büyüdüklerini belirtiyor. Her bankanın belli segmentlerde ağırlığı var. Kimisi kredi kartında, kimisi sanayide, kimisi ise hizmet sektöründe olabiliyor. Bununla birlikte esas faaliyet karına baktığımızda arttırmış bu zorlu dönemde. Öz kaynaklarını arttırmaya devam etmiş. Fiyat kazanç oranı diğer koça göre baktığımızda biraz daha yüksek olarak görüyoruz. Piyasa değeri böyle defter değerine baktığımızda cazip piyasa değeri bölü net satışlara baktığımızda ise orada da düşük olduğunu görüyoruz. Yani mevcut şu andaki faaliyet esas faaliyet karına yani karlılığın sürdürülebilir olup olmadığını bize gösteren rakama göre rakam iyi mevcut çeyrek bazında baktığımızda ki zaten kendisi de söylüyor sürdürülebilirlik notumuzu. Burada da öz kaynaklarda evet. bir artış var. Aynen artırdık diyor. Bununla birlikte Şirketle ilgili olarak iş yatırımın sayfasında iş yatırımın görüşlerine baktığımda özellikle şöyle bir baktım. Öz sermaye karı düşük olan, olmuksa sasa diye sayı satan, Temsa ve Carrefour sayı yeniden yapılandıran, Teknosa, Avivasa ve Enerji sayı halka açan, enerji üretim iştirakini halka arz etmeyi planlayan holdingin iskontosunun önümüzdeki dönemlerde daralacağını düşünüyoruz demişler o kısa yorum içerisinde. Ve bununla birlikte enerjisa üretim planlandığı gibi halk arzını gerçekleştirememesi, enerji regüle bir piyasada faaliyet gösteriyor olması gibi bir takım risklerden de bahsedilmiş. Ama hedef fiyat 13.50'ler seviyesinde belirtilmiş Haziran ayındaki son öneri tarihinde ve Bununla birlikte getir potansiyeli yüzde 44 denmiş. Son bir dakika içinde Sabancı için portföylerde olmalı mı e, holding bazında? Yani Kortsa, Çimsa, Akçansa, Akbank gibi e, e, önemli e, banka ve şirketleri değerlendirdiğimizde Carrefour vesaire. 20 saniyemiz varmış sevgili Cüneyt. Yani yukarı yönlü potansiyel burada da var. Hı hı. 10 hatta e, 10.50, 13. Evet şu... Tepe seviye. Ama oraya gelmesi için bir onlara gitmesi lazım ama ben e, destek olarak da çok önemli bir seviye. 8.80'lerin altına gelmemesi gerektiğini. 8.80 stoplu 10-10. Devamında da 10 elde hedefli bir e, Sabancı Holding görüyorum. Ama uzun vadede eğer şirket dönüşümünü hı hı. biraz e, geliştirirse yani Korsa çok ciddi ataklar yapıyor. Hı hı. Bunun gibi önemli firmaları var. Özellikle ben çimento sektöründe önemsiyorum. Önemli gelir oradan. Sabancı'da çok daha farklı seviyelerde konuşabiliriz. Model portföyde da olmalı muhakkak. Sevgili Cüneyt, konuşacak çok şey var önümüzdeki hafta Allah sağlık altını verirse. Altını konuşamadık bugün evet. ama haftaya altını baştan alırız. Aynen öyle yaparız. Haftaya daha detaylı konuşmaya İnşallah. gayret ederiz. Önce sağlık. Önce sağlık, her şeyin başı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok efendim bir şirket raporunun daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte birlikte olabilmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla efendim.